iki siyasi rakip Türkiye'nin gözü önünde canlı yayında bir arada halkın merak ettiği soruları yanıtlamayı kabul ettiler. Ve biz Türkiye'nin demokratik hayatı için son derece önemli bir sorumluluğu üstlendik ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Efendim hoş geldiniz her ikinizde. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet, hoş bulduk. Hepinize ve güzel bir yayın olsun. Hoş geldiniz. Türkiye bunu başaracaktır. Türkiye medeni bir tartışma ortamını başaracak ve çok partili hayatımız açısından son derece önemli bu kavşağı da başarıyla geçecektir. Öncelikle her ikinize medeni davranışınız için, özgüveniniz için çok teşekkür ediyorum. Her ikinizin de Babalar Günü kutluyorum efendim öncelikle. Teşekkür ederiz. Babalar Günü, Analar Günü her gün ama biz de bugün Babalar Günü, Babalar Günü'nü kutluyoruz. Ne yaptınız efendim bugün evlatlarınızla? Evlatlarım geldiler, benim Babalar Günü'mü kutladı. Benim kutlayacak, Babalar Günü'nü kutlayacak babam olmadığı için. Allah rahmet eylesin. Onlarla beraber bana hediyeler almışlar. Çok güzel bir an oldu benim için. Ben de sizin Babalar Günü'nüzü kutluyorum. Teşekkür sizin ederim. De keza Ekrem Bey, sizin de Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Hem evlatlarınız var, Allah bağışlasın, hem teşekkür de babanız ederim. Var. Siz teşekkür ne yaptınız? Teşekkür ederim. Tabii ben de öncelikle bu yayın hayırlı olsun. İnşallah demokrasimiz için çok değerli bir gün yaşıyoruz. Dilerdim ki 31 Mart öncesi olsun. Böyle bir talebimiz olmuştu ama bugüne nasip oldu. Her şeyden önce emek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bunda katkım olduğu için de çok gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Sayın Yıldırım'a da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'nin demokrasi süreci için kıymetli bir başlangıç olur. Bunu ifade etmek isterim öncelikle. Ve bizi dinleyen herkese buradan tabii böyle bir şahitliğe katıldıkları için bence çok değerli bir süreci izleyecekler. Burası bir tartışma ortamı, sohbet ortamı, münazara ortamı. Çok güzel. Demokrasi bir, meydanı. Aynen öyle. Kırkpınar meydanı değil. Peki. Ben de Sayın Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim. Sanıyorum ikimiz de iki erkek bir kız babasıyız. Doğru. Bu güzel bir şey. Hem torunlarıyla hem evlatlarıyla güzel yılları olsun inşallah. Ülkedeki tüm babaların güzel Babalar gününü kutluyorum. Aslında ben şöyle bir şey yapmıştım. Bunu getirdim. Program sonunda inşallah takdim ederim. Bu İstanbul temalıydı. Bunu size Babalar Günü olarak hediye edeceğim. Bu da böyle Türkiye'yi simgeleyen, üzerinde de Atatürk'ün imzası olan bir kalemimiz vardı. Ben de Sayın Yıldırım'a bunu... Evet, bu da bizim babanıza bir Babalar Günü. Harika. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kablolardan kalkamıyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Sayın Başkan, ben de şunu takdim edeyim. İnşallah programdan sonra da öncesinde olduğu gibi kucaklaşarak ayrılırız. Zira Türkiye'nin gerçekten kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çok güzel. Efendim şöyle, siz her ikiniz de yalnızca kendi partileriniz, kendi ittifakınız içerisindeki ortaklıklardan değil, farklı bütün kesimlerden de sempati toplayan iki isimsiniz. Dolayısıyla bu akşamki demokrasiye olan katkınız önemli olacaktır diye söylüyorum. İzin verirseniz şu süreci biraz özetlemek isterim. Her ikinizin partilerinin genel başkan yardımcıları Sayın Engin Altay CHP adına ve Sayın Mahir Ünal AK Parti adına bir araya geldiler. Bir dizi görüşme gerçekleştirdiler. Önce Sayın Uğur Dündar'ın ismi üzerinde mutabakat sağlandı. Bundan önceki en son açık oturumu meslek büyüğümüz Uğur Dündar gerçekleştirmişti ama sosyal medya linçinden dolayı o bu görevi gerçekleştiremedi. Keşke o gerçekleştirseydi. Fakat biz de üzerimize düşen bu tarih sorumluluğu yerine getireceğiz. Bazı kurallarımız var. Benim moderasyonluğumu her ikiniz de beraber önerdiniz. Her ikinizin partileri onayladı. Her ikinizin partilerinin genel başkanları da onayladı. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Efendim kurallarımız var. Kurallarımız yaklaşık bu açık oturum 2 saat sürecek. 10 dakikalık bir ara vereceğiz. Her soru için 3'er dakikalık süre vereceğiz. Birbirlerinize müdahale etmemeniz gerekiyor. Her birinizin görev konuşma süresi tamamlandıktan sonra diğerine zaten söz hakkı vereceğim için karşılıklı bir tartışma ortamı yerine her birinizin kendisini ifade etmesine olanak sağlayacağım. Ve müdahale edilmeyeceği için de ben süreye harfiyen uyabileceğimizi düşünüyorum. İzin verirseniz açık oturumumuza başlayalım. Buyurun. Buyurun. Şimdi sizinle başlayalım Sayın Binali Yıldırım. Ben bir İstanbul'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ve
seçimde oyumu kullandım, 31 Mart yerel seçimlerinde. Bir hata yapmadım. Herhangi bir ihmalim, herhangi bir kusurum yok. Fakat ben şimdi o 31 Mart'tan sonra İstanbul'daki seçimin iptali gibi bir durumla karşı karşıya kaldım. Gayet tabii ki demokratik bilince sahip bir vatandaş olarak 23'ünde yine oyumu kullanacağım. Sorum şu, biz bu seçime niye gidiyoruz? Evet, teşekkür ederim. Doğru, siz 8,5 milyon İstanbullu gibi oy verdiniz. Dolayısıyla sizin bir kabahatiniz yok ama sizin oylarınız sayılırken bir takım garip işler oldu, acayip işler oldu, şaibe karıştı. Ve nitekim Yüksek Seçim Kurulu da bütün bu durumu değerlendirerek seçimin sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi İsmail Bey. Hı hı. Ama bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bize yardımcı olmadı ve yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler. Reddi yönünde karar aldırdılar. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi, o zaman hiç kimsenin kafasında bir tereddüt, bir şüphe kalmayacaktı ve bu şekilde de bir daha İstanbulluları 23 Haziran için yormayacaktık. Onların planlarını, yapacaklarını, hedeflerini değiştirmek zorunda kalmayacak. Şöyle, tam bu konuyla ilgili olduğu için, bu seçim murdar oldu gibi tanımlamalarınız evet. oldu. Oylar çalındı dediniz. Evet. Bu iddialarınızda ısrarlı mısınız halen? Evet, aynen iddialıyım. Çünkü bu seçimde oylar çalındı. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorsunuz? Oylar sayıldı. Sayılmaya başlandı. %10'u sayıldı. 29 binlerden 13.729'a düştü. Artısı eksisi çıkarıldıktan sonra. Hı hı. Bu da gösteriyor ki geriye kalan %90 sayılsa bu seçimin sonucu değişeceği aşikar. Onun için İsmail Bey, biz oyların tekrar sayılmasını çok istedik. Ve bu konuda da maalesef bir dirençle karşılaştığımız için saydıramadık. Oyları kim çaldı sorusu. Siz bunu söyledikten sonra onu, gündeme geldi. Onu bulacak olan Yüksek Seçim Kurulu'dur. Seçimin yapan yetkililerdir. Çalma işi, şöyle bir örnekle çalmanın ne anlama geldiğini söyleyeyim. Siz yolda gidiyorsunuz. Birisi cüzdanınızı çekti. Polise gidiyorsunuz. Ne dersiniz? Cüzdanım çalındı dersiniz, değil mi? Şunu demezsiniz. Benim cüzdanım yer değiştirdi demezsiniz. Oyların yer değiştirmesi de çalınmasıyla aynı anlam taşır. Benim oyum, Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır. Bunun başka bir izahı yok. Peki. Ve nitekim sayımlarda da bu ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu da bütün bu delilleri peki. dikkate alarak ve bu seçimin yenilenmesine karar verdi. Peki efendim. Şimdi rakibinize sormak isterim. Ekrem Bey, şimdi YSK bir karar verdi. Bunu birazcık daha detaylı da konuşacağım ama rakibiniz Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamalarını gördünüz. Aynı soruyu size de sormak isterim. Ben bir İstanbul seçmeniyim. Herhangi bir kusurum, ihmalim yok. Oyumu kullandım, yine kullanacağım. Ben bu seçime niye gidiyorum? Ve Sayın Binali Yıldırım'ın sözlerini nasıl yorumlarsınız? Öncelikle şuradan başlayalım. YSK'nın verdiği bir kararı, hani seçimin yenilenmesini istedik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, özür diliyorum, seçimin, oyların tekrar sayılmasını istedik ama Cumhuriyet Halk Partisi istemedi yorumu tamamıyla yanlış bir yorum. Niye yanlış olduğunu izah edeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. 31 Mart gecesine dönelim. 31 Mart gecesini hızlıca hatırlayalım. Hı hı. Hatta böyle saat saat hatırlayalım. 31 Mart gecesinde öncelikle mesela ne oldu? Bir saat olmadı ki seçim kapanalı. Bir televizyon kanallarının bir kısmı aynen burada göründüğü gibi %63.84 rakibimize, %33.99 bize diye bir açıklamayla yasakları çiğneyerek nereden güç alıyorsa bir süreç başlattı. Daha sonra bu süreç devam etti. Hatta burada sizin fotoğrafınız var. Çünkü
Anadolu Ajansı'ndan yaklaşık 2 saat 30 dakikadır veri alamıyoruz diye yayın yapıyordunuz, evet, bu esnada. Evet, canlı yayında. Ve bu veri almama kısmı tam 12 saate yakın sürdü. Örneğin 23.30'da Anadolu Ajansı oylar %98.8'e geldi, kafa kafaya olduğu andan itibaren ne olduysa Sayın Yıldırım ben seçimi kazandım diye açıklama yaptı. Yani ve bu bir sürecin işte şu kadar sandık sayıldı ve ben seçimi kazandım diye tam saat 23.25'te açıklama yapıldı. Ve ne tesadüftür ki tam o esnada Anadolu Ajansı veri yayını kesti. Sonra biz 2.20 geçe de Sayın İl Başkanı AK Parti adına açıklama yaptı. Dedi ki fark biz 30.086 sandığa göre kendi sayımlarını yapmışlar ve saat 4.35'te özür diliyorum 3.870 oyla seçimi kazandık dedi. Sayı verdi, rakam verdi. Evet. Kendi elindeki tutanaklara göre. Ondan yaklaşık 2 saat önce biz elimizdeki verilerle 30.086 sandığa göre artık sonuç değişmeyeceği için dedik ki hayır biz seçimi kazandık. Ve o günün sabahında YSK Başkanı süreci sona erdiren açıklamasını yaptı bizi teyit eden. Şimdi 29.000'den indi diyor Sayın Yıldırım. Tutanak burada 1 Nisan tutanağı. Evet. 29 değil. 24.057. İlk tutanak sayısı 24.057. Şimdi burada şunu unutmamaları lazım. Birkaç aşaması var oy sayımının ve 24.057 oyla başlayan süreç günün sonunda 13.729'a indi. Şimdi bunu biraz sonra biraz daha detaylandıralım. Tamam. Birinci soruyu böyle tamamlamış olalım. İkinci soruda ben oyunun kuralı olarak şöyle yapacağım efendim. İlk soruyu Sayın Binali Yıldırım'a önce sorduğum için ikinci soruya da size sorarak başlamak tamam, istiyorum. Güzel. Yine buradan devam etmek isterim. Buyurun. Şimdi siz de hep şunu söylediniz. YSK'nın kararı verildi. Biz seçmen olarak bir zarfın içerisinde 4 pusula attık. Ve siz de hep şunu söylediniz. Nasıl olur da aynı zarfın içerisinden çıkan 4 pusuladan 3'ü geçerli sayılır, 1'i geçersiz sayılır. İsterseniz şimdi sürenizi başlatacağım, biraz öncekiyle bağlayabilirsiniz. Tabii ki öyle. İsterseniz ikisini birleştirip başladı efendim. Evet, Anadolu Ajansı bu veriyi niye kesti? Sayın Yıldırım'ın tek bir açıklaması yok. Sayın Yıldırım'ın ertesi sabahı Anadolu Ajansı'nın verisini niye kestiğiyle ilgili bir açıklaması yok. Anadolu Ajansı yetkilileriyle görüştü mü ki Sayın Bakanlarla görüştüğünü kendisi ifade etmişti. Bunlar çok önemli sorular. Niçin 12 saat veri verilemedi? Ve bir şey burada önemli, sayılar önemli. 20.388'e maddi hatalardan sonra sayı indi. Bakın 20.388, öyle 29.000'den 13.000'e değil. Peki. Sonra geçersiz oylar sayıldı, 320.000 civarında. Geçersiz oylarla beraber sayı 13.888'e indi. Sonra sondaj yapacağız dedi AK Parti yetkilileri. Sandık sandık talepte bulundular. Bunlar da sayıldı ve 13.729'a indi. Zira o sandıklar, sondaj yaptıkları 57 sandıkta bizim adımıza artı oy çıktı. Ve YSK bir karar verdi. Dedi ki sonuç son tutanak da budur. 24.000'den 14.657'ye inen oy oranı. Şimdi İsmail Bey şu 4 zarf. 4 oy var bunda. 4 oy Allah aşkına ya. 4 oydan oyları çıkartıyoruz. Muhtarlık seçimi. Aynı zarfta. Pırıl pırıl. Hiçbir sorun yok. İlçe belediyesi meclis üyesi seçimi. Pırıl pırıl. Her şey çok güzel. İlçe belediye başkanlığı seçimi. Nedir bu? İlçe belediye başkanlığı seçimi 25'ini AK Parti kazandı. Bu da pırıl pırıl. Hiç şaibe yok. Gerekçeli şaibesi bir tek dokunuyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. Bu olası bir şey değil. Buradan bir örnek vereceğim ya. Çok dolaştığı için benim de hoşuma gidiyor. Yani şu 20 lira diyorsun ki vatandaşa senin 20 liranın 5 lirası sahte. Buna hiç kimse inanmaz. Buna hiç kimse inanmaz ve İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri 31 Mart'ta tertemizdir. Anamızın ak sütü gibi helaldir. Ve bu süreçte çaldılar kime? Allah aşkına. Kime? Ben de bilmiyorum olmaz. Bunun içinde büyük bir itham var.
Büyük bir iftira var vereceğiz. Ama müsaade ederseniz Sayın Yıldırım. Tamam bitirelim müzakere. İftira edelim. Var. Son 40 saniyeniz. Bu çaldırar lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev alan kardeşlerime mi soruyorsunuz? Oradaki İYİ Partili, MHP'li, Cumhuriyet Halk Partili sandık kurulu üyelerine mi söylüyorsunuz? Sandık kurulu başkanlarına mı söylüyorsunuz? Kime söylüyorsunuz? YSK'nın raporunda çaldılar yok. Daha ötesi halk dilinde söyledim diyor Sayın Yıldırım. Ben bugün mektubunu aldım okudum. Son mektupta çaldılar diye bir tarif yok. Ama meydanlarda çaldılar var. Caminin önünde çaldılar sözü var. Kime? Kim çaldı? Peki. Allah aşkına. Teşekkürler. Evet. Şimdi bunu size sormak isterim Sayın Binali Yıldırım. Şimdi bu YSK kararı işte o gün ne oldu? Mesela şimdi, Anadolu Ajansı veri akışını kesti vesaire. Şimdi tabii olayları çarpıtmanın gereği yok. Çok açık konuşalım. 29 bin fark 13.729'a indi mi Ekrem Bey? Hayır inmedi. Ne oldu? Yani evet, siz burada mazbatayı alırken soru cevap mı gidecek? Aradaki, efendim öyle anlamadım İsmail. Hayır, bir dakika. Diyalog şeklinde değil konuşalım. İsmail Bey. Halka konuşacaksınız İsmail efendim. Bey halka buyurun. Konuşuyorum. Aradaki fark nihai soracaksa fark. Da cevap verebilir misin? Hayır hayır bir dakika lütfen. Nihai fark 13.729. Başlangıçta ne kadardı? Ekrem Bey'in açıkladığı 29.504 küsür açıkladığı. Kaldı ki Ekrem Bey ilk açıklamasını saat 9'da yaptı. Akşam 9'da. Biz %54'üz, rakibimiz %44. 9 puan öndeyiz diye ilk açıklamayı kendisi yaptı. Benim ilk açıklamam 11.25'tir. 11.25'te de eldeki bilgilere göre biz seçimi kazandık dedik. Sayı da vermedik. Bu hata sonra, mıydı? Bu hata mıydı? Hayır sizin? Hata değildi. O gün eldeki bilgilere göre bizim hesaplarımıza kalan miktarlarda hesap edildi ve kazandığımız ortaya çıktı. Hı hı. Ve orada bir hata yok. Peki. İki, Anadolu Ajansı niye yayını kesti kesmedi o benim işim değil. Biz elimizdeki verilere göre konuşuyoruz. Bizim orada müşahitlerimiz var. Elimizde mazbatalar var. Mazbatalar işleniyor ve ona göre genel merkezimizden biz teyit de ediyoruz. Onlarla da karşılıklı görüşüyoruz. Gelelim şu dört pusula meselesine. Evet. Bu da tamamen bir aldatmacadır. Ben şunu soruyorum. Dört tane ayrı pusula var. Ama itiraz edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyu. İlçeler içinde itiraz var mı? Var. Maltepe için Milliyetçi Hareket Partisi, Büyükçekmece için AK Parti, Sancaktepe için de Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi niye Sancaktepe'ye itiraz etti, tamamını saydırdı? Yani demek ki orada bir şüphesi var. Yani itiraz olan oy pusulası sayılır. Bu kadar basit bir iştir. Yani bunu dört pusulanın üçü temiz, biri niye çalındı gibi işi çarpıtmanın hani, bir anlamı yok kardeşim. Bu kadar şöyle, basit. Hani aynı sandık görevlilerinin, aynı sandık müşahitlerinin olduğu yerde aynı zarftan çıkanlarda üçü nasıl oluyor da öyle sayımı bir... Sayımı ayrı yapılıyor. Zarf aynı ama ayrı ayrı sayılıyor. Öyle. Bunu nasıl süreniz bitince? Zarf bir, oylar ayrı sayılıyor, tutanaklara da ayrı geçiyor. Hı hı. Yani bu bir tek pusulada bütün oylar yok. Ayrı pusulalarda. Biz buna itiraz ediyoruz. İlçelere peki. Değil. Peki, teşekkür ederim. İtirazlar var. Şimdi... Bu konuda söyleyeceğiniz varsa size gelince ama şimdiki soru önceliğini Sayın Binali Yıldırım'a vermek istiyorum. 31 Mart'ta bitti seçim. YSK bir karar verdi 6 Mayıs'ta. Şimdi biz tekrar seçime gidiyoruz. Buyurun bir şey mi söylemek şimdi, araya ama sürenizi başlatacağım. Yok cevap için. Tam peki, süren başlatalım. Şunu sormak istiyorum da. Şimdi biz yeni bir seçime gidiyoruz. Bu seçimi birazcık da anlatmanızı isteyeceğim. Bu seçim neyin seçimi? Biz İstanbul seçimine mi gidiyoruz? Yoksa bu seçimin manası ne sizin açınızdan? Ve iki kampanya yapmış oldunuz ve neredeyse 6 aylık bir kampanya yürütmüş oldunuz. Sizin kampanyanızda da bir takım değişiklikler var.
Mesela Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın AK Parti lideri de geri planda kalmış gözüküyor. Biraz bunu da değerlendirirsiniz efendim. Ben buradan yavaş yavaş yeni seçime geçmek istiyorum. Şöyle, doğru. 31 Mart'a takılmayalım. Şunu söyleyeyim. Bir kere Ekrem Bey şunu söyledi. Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik dedi. Bu kocaman bir yalan. Elimizde İl Seçim Kurulu'nun, CHP'nin müracaatı var. Gece saat 10'da ve 5 dakika içinde aldığı red kararı var. Aynı zamanda biz Yüksek Seçim Kurulu'na da bunu götürdük. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu da il bizden daha iyi bilir. O da red kararına uydu. Sadece şunu söyledi. Hı hı. Başlayan sayımlar varsa ilçelerde onlar devam etsin. Hı hı. Yoksa tamamını sayımını asla kabul etmedi Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun altını çizerek söylüyorum. Şimdi geliyorum sorunuza. tamamı sayılsaydı ne olacaktı? Sonuç değişecekti. Ne olurdu? Çünkü biz bunu Maltepe'de gördük. Maltepe'de tamamı sayıldı. Ekrem Bey'in kazandığı oylar, bizim kazandığımız oylar. Aradaki fark 808 oy. 1080 sandıkta. Bunu 39 ilçeye yayın, sonuç ortaya çıkıyor. Açık ara seçim bizim lehimize olacak. Velev ki Ekrem Bey'in lehine olsun. Bizim istediğimiz ortadaki şüpheler, şaibeler, yolsuzluklar, özensizlikler kalksın ve bir daha bu seçim tekrarlanmasın. Biz bunu istedik. Hı hı. İstanbul halkını düşünerek bunu istedik. Maalesef bu konuda beklediğimiz anlayışı görmedik. Bunu söyleyeyim. Şimdi 23 Haziran'a gidiyoruz. Bir hafta süremiz var. Söylemleriniz değişti. Söylemlerimde benim hiçbir değişiklik yok. Baştan beri ben İstanbul'u konuşuyorum. İstanbul'u anlatıyorum. Benim eğer 31 Mart önceki kampanyamı da izlediyseniz ben organik bir kampanya yapacağım. İstanbullu vatandaşlarımızla buluşacağım. Esnafıyla, çalışanıyla, emeklisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, hı hı, kadınlarla, gençlerle aynen de bunu yaptım. Fakat yapmaya devam ediyorum. Beka söylemi vardı mesela. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı çok fazla ön plandaydı. Bunlar bir değişim mi acaba, değil şimdi mi? Şimdi şunu unutmayalım. Biz bir ittifakla seçime giriyoruz. Değerli İsmail. Evet. Bir Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ben. Hı hı. Millet İttifakı'nın adayı olarak da Ekrem Bey giriyor. Öyle değil mi? Hı hı. Dolayısıyla iki ittifakta kimler var? Partiler var. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti bir tarafta, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi diğer tarafta. Hı. Ayrıca HDP'de Millet İttifakı'nı destekliyor. İttifakın içinde resmen yok. Bunu ayrıca soracağım her ikinize de. Yani, bu sizin bir hüküm cümleniz ama ikinize de bu yani mesele böyle, HDP böyle bir şey yok mu? Peki. Yani böyle bir şey ayrıca yok. Ayrıca soracağım efendim. Ayrıca soracağım. Teşekkür tamam. ederim. Bunu da tamamladım. Şimdi aynı soruyu size sormak istiyorum. Tabii Sayın Binali Yıldırım gibi siz de aslında bizim daha önce görmediğimiz uzunlukta bir kampanya yürütmektesiniz. Aslında sizin de biraz bu o yeni seçimi anlatmanızı isteyeceğim. Ama arzu ederseniz şimdi sürenizi başlatırken yeniden sayımı Sayın Binali Yıldırım ve AK Parti çok söylüyor. Oyların tamamını yeniden saydırsaydı sonuç değişirdi diye. Bununla da başlayabilirsiniz ama özellikle sizden şimdi 23 Haziran'a ilişkin yorumlarınızı beklemek istiyorum. Çünkü bu bizim tarihi açıdan önemli bir seçim. Buyurun efendim. Bir kere saat 9 gibi açıklama yaptığım doğrudur. Yaptığım açıklama aynen şöyledir. Kendimizi mecbur hissettim. Anadolu Ajansı diye bir garabet, bir rezillik yaşıyoruz. %64'te rakibimizi gösteriyor. Bizim girmiş olduğumuz %22 seviyelerindeki orana göre oranımız şudur dedik. Dediğimiz bu. Ve yaklaşık 1,5 saatin üzerine hukuksuz yayın yapmıştır televizyon kanalları. Anadolu Ajansı'nın verileriyle. Anadolu Ajansı beni ilgilendirmez diyor Sayın Yıldırım. Bakanlarıyla görüşüyor. Anadolu Ajansı'yla, benim bakanlarım, kabinem, herkesle görüşürüm diye de açıklaması var. Bir başka şey, saat 2.20'de benim açıkladığım 29.408 verisi aynen şöyle. Girdiğimiz veriler üzerinden 30.086 sandığa göre artık sonucun değişme şansı kalmamıştır. Kalan sayıya göre
Onun için 29 bin sayısı vardır. Daha orada girilmemiş 100 civarında sandık söz konusudur. Hı hı. Bu veriler üzerinden söyledik ve ya şey burada 1 Nisan'daki veri burada. Birleştirme tonağı burada Allah aşkına. 24 bin işte az önce gösterdim. 24.057. Ne 29.000'i? İşinize geldiği gibi rakamlarla oynamayın. Bir de yani yalan ifade, yanlış ifade, uydurma ifade hoş bir şey değil. İtiraz etmedik demedim. Bu CHP'nin işi değil dedim. Kaldı ki bir başka şey, burada çok önemli bir şey. Kimi? Gerekçeye göre karar veriyor YSK. Sayıma değil ki. Sayımı yapan kişilerin hukuka aykırı olduğunu söylüyor. YSK'nın kararında çaldılar yok. Sayımla ilgili bir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece ve sadece sandık kurulu üyelerine bakıyor. Daha önce öyle bir tespit yeteneği ortaya koydu ki Sayın Yıldırım veya ekip arkadaşları soyadına göre seçmeni tanıdıklarını söylediler. Yüzüne bakıp seçmeni tanıdıklarını söylediler Allah aşkına. Hı hı. Bunlara hiç kimse inanmaz. 2019'da yapılan bu yeni seçim, hı hı, yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir. Bu sadece bir yerel seçim değildir. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. Mazbatasını almış, görev yapmış, 18 gün seçilmiş belediye başkanıyım. Hı hı. Yenilenen seçim bir demokrasi mücadelesidir. Hakkımızı gasp edenlerin, 16 milyon insanın hakkını, kul hakkı yiyenlere karşı verilen bir demokrasi mücadelesidir. Çok net. Hı hı. Geçmişte beka sorunu var diyenler, aynı kampanya, nerede aynı kampanya? Beka sorunu var diyenler, bunu kendileri de ifade ettiler. Sadece başkalarına mal etmesinler. Bu süreçte hiç beka sorunu yok. Konu İstanbul'a döndü. Son. Dolayısıyla konu evet bir yerel seçimdir. Yenilenen hakkımız yenmiştir. Kul hakkı yenmiştir. Ama aynı zamanda derinden bir demokrasi mücadelesi. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdiki soru da sizinle başlayıp Sayın Binali Yıldırım'a döneceğim. Şöyle bir soru yöneltsem size Sayın İmamoğlu. İstanbul seçmeniyim dedim ya. Ben 31 Mart'ta bilinçli bir yurttaş olarak oyumu kullandım. Diyelim Sayın Binali Yıldırım'a oy verdim ya da sandığa gitmedim. Sorum şu, ben neden Ekrem İmamoğlu'na oy vereyim? 23 Haziran seçimlerinde bir İstanbullu seçmen olarak ben mesela Binali Yıldırım'a oy vermişimdir ya da başka bir adaya ya da oy vermemişimdir. Bana bunu anlatır mısınız? Neden size oy vereyim? Tabii cümlelerimi tamamlamak istiyorum. Neden bana oy vereceğinizi ifade etmeden önce. Bakın 31 Mart akşamını geçelim dedi Sayın Yıldırım. Geçemeyiz. 31 Mart akşamı yaşananlar ve sonrasındaki süreç ve sonrasındaki YSK süreci çok mühimdir, çarpıcıdır. Bakın 31 Mart gecesi dizilimini söylüyorum. Anadolu Ajansı'nın veri girişi. Ondan sonra Sayın Yıldırım'ın kazandık demesi. Daha sonra il başkanının sayı vermesi. Ya tam o saatlerde bütün İstanbul gönül belediyeciliği kazandı diye afişlerle donatılıyor. Ya bu mümkün mü? Bu nasıl bir hazırlık? Bakın biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık, tutanaklarımızı alıp merkezimize getirmeseydik, on binlerce insan bu mücadeleyi vermeseydi, hı hı, o gece bu iş biterdi. Bu bir böyle bir kurgu sürecidir. Çok net. Ama biz mücadelemizi verdik. Ve gönülden söylüyorum ki o işte yüz binlerce insanın, görev yapan insanın hakkı vardır. Yüz binlerce insan görev yapmış. Onun için AK Partili kardeşlerim de var. Biliyorlar bunları. Benim AK Parti ilçe başkanı kardeşlerim var. Ben ilçe başkanlığı yaptım. 13 ilçe seçimi yönettim. Maddi hatalar olur, düzeltilir. Ardından karar verilirse geçer, soylar sayılır vesaire. Ama yeniden bir seçimin oylarının sayılması diye bir şey yok. Karar yok. Mustafa Kemal Paşa'da verilen karar gibi. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir refleksi yok. Böyle bir içtihatı yok. Kime göre, neye göre? O bakımdan bu süreç bir kurgudur. Anadolu Ajansı Genel Müdürü ile görüşmedim demek bana hiç doğru gelmiyor. Öyle bir şey yok. İnanmıyorum en azından. İnancımı söylüyorum. Ve hani bu süreçte tek bir cümle bile edilmemesi bence sıkıntı yaratır. Anadolu Ajansı yanlış yapmıştır, İnsanları yanıltmıştır demek o akşam adına verilmesi gereken cevaptır. Niye kesti Anadolu Ajansı veri vallahi akışını? İşine gelmediği için. İşine gelmediği için. Çok net. İşlerine gelmediği için. Çok net. Gönül belediyeciliği afişleri İstanbul'a niye yaygınlaştır Allah aşkına ya? Kazananın belli değil. 23 Haziran'da biz AK Parti'ye oy vermiş olabilir. Diğer partilere oy vermiş olan herkes için söylüyorum.
Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Biz hak, hukuk, adalet mücadelesi veriyoruz. Kul hakkı yiyenlere karşı mücadele veriyoruz. Demokrasi sürecini sıkıntıya uğratanlara karşı mücadele veriyoruz. Aynı zamanda biz İstanbul mücadelesi veriyoruz. Normalleşme mücadelesi, güler yüzle kucaklaşma mücadelesi. İstanbul'da temiz bir yönetim mücadelesi veriyoruz. Kibirden arınmış, ben bilirim diyen değil, milleti kucaklayan, milletle düşünen, insanlarla kucaklaşan. Onun için biz 23 Haziran'da herkesin oyuna talibiz. Yani, biz 31 Mart, Sayın Yıldırım kusura bakmazsanız cümlemi bitireyim. Bitirin de. 23 Haziran'a kadar şunu söylüyorum. Biz AK Parti sürecinde siyaset yapanlara bile halkı hatırlattığımız için AK Partili kardeşlerimden de o istiyorum. Peki, teşekkürler. Evet. Evet, aynı yani, soruyu size ama şöyle sorumu... Ekrem Bey... Bir dakika, sorumu şöyle sorayım efendim, ondan sonra. Ben diyelim Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Evet. 31 Mart'ta evet. Ve 23 Haziran'da ben yine oyumu kullanacağım. İkinize de bakıp karar vereceğim. Ben neden Binali Yıldırım'a oy vereyim efendim, buyurun. İsmail Bey, şimdi ithamlar var. Yani kul hakkı yemek, efendim kibir abidesi olmak, kibirli olmak, ya bunlar kime adresliyor? Yani bu seçime beraber girdik. Biz açıkça bu seçim sonrası yaşanan olayları bir hukuk mücadelesi vererek hakkımızı aradık. Ve neticede bu seçim tekrarlanıyor. Bu ilk defa olan bir şey değil. Bu başka yerlerde de oldu. Biz çok istemedik tekrarlanmasını. Hala ısrarla söylüyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacak. Bunun altını bir daha kalınca çiziyorum. Biz bunu %10 oy sayımından araya çıkan farkı görünce rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ben şimdi soruyorum Ekrem Bey'e. Ya biz birbirine yakın oy aldık. Neticede en son sayım işi bittikten sonra mazbata düzenlenirken aradaki fark 13.729'du. 24.000 bilmem ne rakamları birbirine karıştırmaya lüzum yok. İptal oylar, geri dönen oylar hepsi sayılmış. 13.729 ortaya çıkmış. Yani hal böyleyken peki birbirimize yakın oy almışız. Arada bu kadar fark. Niye benimki benim lehime oylar kazanılıyor da Ekrem Bey'inki kazanmıyor? İkisinin farkı bu. Onun kazandığı da var. Ama ben 10 kazanıyorum. Ekrem Bey 2 kazanıyor. Bu dürüst bir seçim mi? Birbirine yakın verilmiş iki oy. Şimdi gelelim. Yani biz 31 Mart ben Anadolu Ajansı ile görüşmedim. Görüşsem görüştüm derim. Burada bir şey yok ki. Benim en tahammül edemeyeceğim şey Ekrem Bey yalan konuşmaktı. Her şeyi tolere ederim ama yalanı... Niye kesilmiş olabilir efendim veri akışı? Ben ne bileyim kardeşim ya. Benim görevim değil ki Anadolu Ajansı'nın veri akışı. Ben size çok açık söyledim. Biz elimizdeki bilgileri işleyerek seçimi takip ettik. Hep de böyle yaparız. Bu sefer de böyle yaptık. Onun sebebi araştırılır, bulunur. Ayrı konu. Hı hı. Ama ben bakanlarla görüşmem sanki bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bakanlarla her zaman görüşürüm. Sayın İçişleri Bakanı ile yaptığınız temastan bahsediyorsunuz. Olabilir. O bizim bakanımız. Başka bakanlar da geldi. Bunlarla görüşmekle ne ima edilmeye çalışıyor? Peki, ben onu anlamadım. Yani peki, bakanlar seçim sonucu mu değiştirecek? Peki. Böyle şey olur mu? Şimdi yeni soruya da sizinle başlamak istiyorum efendim. Tabii elimde vaatleriniz var. Evet. Şimdi vaatlere geçecek miyiz? Efendim her şeyi konuşacağız. Her tamam şeyi. Artık takıldık kaldık sayımda da. Takıldık kalmak değil ama şöyle 31 Mart. Evet. Daha sonra 6 Mayıs'taki YSK kararı, sonra 23 Haziran seçimi ve bütün tamamını konuşmak istiyorum. Çok merak ettiğim bir mesele var. Fakat arada sizin vaatleriniz var. Doğalgazı %10 indirim. Evet. Dar gelirli ailelere elektrik ve doğalgaz yardımı. Hı hı. İspark 1 saat ücretsiz olacak. Ben biraz şöyle sosyal medyaya bu vaatlerle ilgili baktığım zaman efendim. Mesela 955 kreş yapılacak.
Ve tabii rakibinizin de 18 günlük bir başkanlığı var. Mazbatası YSK tarafından alınana dek sürdürdüğü. Ve o tarihte başlattığı bir takım uygulamalar var. İşte su indirimi vesaire gibi. Siz de daha sonra aslında bunları başlatıyorsunuz. Hep şu soruluyor. Hem vaatlerinizden bahsederken, tabii ayrıca bir soru daha olacak vaatlerinize ilişkin de. Ama şöyle eleştiri geliyor size. Sizin partiniz, AK Parti 25 yıldır, yani çeyrek asırdır İstanbul'un belediyesini yönetiyor. Ve partiniz de 17 yıldır merkezi iktidarda. Neden bugüne kadar yapılmadı diye bir soru geliyor. Nasıl yanıtlarsınız efendim? Buyurun. Ben bunu saatlerce anlatabilirim. Yapılanları 25 yıldır biz İstanbul'a çok hizmet yaptık. 25 yıldır AK Parti belediyeciliği İstanbul'a çok şey kazandırdı İsmail Bey. 1994'te 14 litre su veriliyordu. Şimdi 101 litre su veriliyor kişi başına. Onu kaldırır mısınız kameraya doğru böyle görsünler? Kişi başına. Serdar hangi 14... kameraya doğru? Jimmy'ye mi? Tam karşınızdaki kamera. Biraz kaldırırsanız izleyenlerimiz görsünler. Şöyle 94'te kişi başına 14 litre su veriliyordu. Şimdi 101 litre su veriliyor. Istıranca'dan 180 kilometreden Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında İstanbul'un suyu akmıyordu. Su getirildi. İki Melen'den Sakarya'dan ayrıca 230 kilometre mesafeden yine İstanbul'a su getirildi. Bu İstanbul'a yapılan hizmet. Öyle olduğu için bugün 101 litreye ve İstanbul'un gelecek 40 yılının suyu var. Arıtma %9'du. Halicin halini biliyorsunuz. Şu anda %99,5. Kanalizasyon, yağmur suyu hiç yoktu. Şimdi %70. Gelelim. Ağaç yeşil alan. Yeşil alan miktarı İstanbul'da 10 milyon metrekare. Şu anda 60 milyon metrekare. Ve 3 milyon 450 bin ağaç dikilmiş. Devam ediyor. 1500 otobüsü vardı toplu taşıma için İstanbul'da. Şu anda 6500 otobüs var. 24 kilometre metro vardı. Şu anda 376 kilometre. Bugün bu sene açılacaklarla beraber 233 var. Bu sene sonu açılacaklarla 376. 32.700 de metroyla taşınan yolcu sayısı 32.700. Bugün taşınan 19'un sonunda 4 milyon 500 ve 30 kilometre İstanbul içinde tünel var. Doğalgaz. Bunları yani böyle devam ediyor. Ayrıca soracağım bunu söyle. Hayır dediniz ya. Soracağım. Ya ne yaptınız? Hayır, ne yaptınız? 25 yıldır yok. Niye yapmadınız? Onları şimdi soracağım. Gelelim. Hani mesela gelelim. Ekrem İmamoğlu'nun söz verdiği indirimler vardı ya, su indirimi vesaire. Evet. Önce işte karşı çıkıldı, nereden bulunacak? Su indirimi bizde de var. Bizim vaadimizde var. Var mı vaadimiz? Ve nitekim su indirimi bizim AK Parti grubunun önergesiyle oylandı ve çıktı. İttifakla kabul edildi. Ama Ekrem Bey'in önerdiği indirim tarzı değil, bizim önerdiğimiz indirim tarzı kabul gördü ve meclisten öyle çıktı. Peki. Nasıl çıktı? Nüfusu fazla olanlar daha az su parası ödeyecek. Peki. Şimdi aynı soruyu size yöneltmek isterim. Siz 31 Mart'tan sonra YSK tarafından mazbatanızı aldınız. Ve 18 gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptınız. Bir takım uygulamalarınız oldu. İşte toplantıları şeffaf düzenlemeye başladınız. İşte su indirimi vesaire. Bu 18 günü Binali Bey'e sordum. Size de sormak isterim. 18 gün anlatır mısınız? Ne yaptınız ve ne oldu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir önceki sorudan kalan hani Ekrem Bey'in yalan konuşması cümlesine o esnada kendileri gibi müdahale etmememin sebebi programı olan saygımdandır. Bu sürece hani farklı bir cevap da vermeyeceğim. O da benim aile edebimdendir. Ben yalan konuşmam. Onu ifade edeyim. Kimseyi de böyle bir ithamda bulunmam. Zira şunu söyleyeyim. Öncelikle sürece dair 23 Haziran sürecine dair verdiği sayılar tamamen benim belge üzerindendir. Burada veriyorum. Tutanak burada. Yani bitiş rakamı 13.729, daha önceki 1 Nisan'daki sayı 24.000 civarında diye burada tutanaktan yani birleştirme tutanağından veriyor. Peki. Bakın
Binlerce deyip bir algı yaratılıyor. 2, 4, 6 ilçede yapılan, kiminin de sandık bölgeleri belli, oluşan fark nedir biliyor musunuz? Hani yaklaşık 600 bin seçmeni kapsıyor. Oluşan fark 469. Yani artısıyla, eksisiyle oradan buradan, evet, Binali Bey'in, Sayın Yıldırım'ın adına pozitif fark budur. Esas fark geçersiz oylardandır. Yanlış kampanya yönettiniz. Kampanyada ampule bas şeklinde yaptığınız sloganlarla insanlar onu, bizde daha az oldu, sizde daha çok oldu. Geçersiz oyların geçerli sayılması. Bu kadar nettir. Peki. Sayısalları veriyorum. Bugün geldiğimiz noktada biz 18 günde vaat ettiklerimizi tek tek yerine getirdik. Bakın bu tek başına sadece olay değil ki. Bizim birçok projemiz kopyalanıyor. Yani örnek veriyorum, ulaşım indirimi. Biz açıkladığımızda parayı nereden bulacaksın dediler. Hesap yapmayı bilmiyorsunuz dediler. Kendileri söylediler. Başkaları kimin parasını kime dağıtıyorsun dediler. Su indirimini doğrudur, kendileri de açıklamış olabilir. Ama biz gündeme getirdik 18 yıl. Oradayken bakınız İsmail Bey, buyurun. 25 yıldır yaptıkları elbette yapacaksınız. 25 yıl. Yani bu millet irade gösterdi. Sordu da söylüyorum. Sayın lütfen. Yıldırım lütfen ama. Sorduğu için söylüyorum. Sayın Yıldırım, evet. Bak bunun 5 yıl. Karşılıklı diyalog yapmayınız. Benim 10 saniye var. Aramıza aykırı. Tamam, 10 saniye bakıyorum. Var. Tamam, tamam. Bana sormadınız mı? Size sordum. 20 saniye. Gayet süreniz içerisinde tabii. Diyalog bakın, yok. Gayet buyurun. Tabii soracaksınız. 20 saniye alacağım var. Şimdi bir kere bu 5. 6. müdahaleniz de onun buyurun, için. Buyurun. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Tabii ki yapacaksınız. Evet, 94'te seçildiniz. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem belediye başkanı oldu. İyi de bir dönem geçirdiler. Bunda kimse bir şey konuşmuyor ki. Ama bugün bizim 18 günde yaptıklarımızı kendinize mal etmenin bir anlamı yok. Bunlar bizim önergelerimiz. Yani dini bayramlarda olduğu gibi milli bayramlarda ve resmi bayramlarda tatil olması bizim önerimiz. Suyun indirimi bizim önerimiz. Biz yazdık, yazıyı ben yazdım. Bizzat altında imzam var. Ulaşım indirimi bizim getirdiğimiz. Dolayısıyla bir 10 saniyem daha var, buyurun, İsmail Bey. Buyurun. Dolayısıyla biz taahhüt ettik, yerine getirdik. Bence alkışlasalardı daha makbuldü. Peki. Ama doğru bir şeye kopya da çekseler, eşlik de etmeleri zaten öyle olmalı. Doğru, hep beraber evet diyeceğiz. Peki. Yazıyı yazdığınızda Ankara'da mıydınız, İstanbul'da mı? Karşılıklı diyalog yapmayınız, istirham edeceğim. Kuralımıza aykırı. Şimdi şöyle bir derinlik kazandıralım. Birazcık hani ikinizin de birbirinize soruları anlamında. Hı hı. Önce sizinle başlayacağım şimdi Ekrem Bey. Binali Bey'e bir soru sorar mısınız? Yani ondan da rica edeceğim. O da size bir soru sorsun. Şimdi soru sorma önceliği sizde. Siz buyurun. Mesela hani madem yalnızca moderasyonun değil, aynı zamanda sizlerin de başka benzer uygulamalarım da olacak. Buyurun, rakibinize bir soru sorun. Siz sorun. Şimdi bana mı söz hakkı vereceksiniz? Hayır, şimdi şöyle. Şimdi genelde söz hakkından sonra söz hakkı veriyorsunuz da onun için soru sanki Binali Bey'in olmalı gibi geliyor bana. Yani cevabımı kullandım ya, bir 3 dakika daha ben yön değiştirdiğiniz için uyarıyorum sizi. Yoksa bir sorun yok. Yok. Anladınız demek istediğimi. Tamam, olabilir. Moderasyon hakkı öyle kullanıyor. Tamam, siz soru sorabilir misiniz? Sorun yok. İstiyorsanız ona da bırakırım ama sorun yoksa. Hiç problem buyurun. Yok. Sorun yok. Bir soru sorun Binali Bey'e. O da size soracak sonra. Tamam. Buyurun. Tamam. Tekrar soruyorum. Binali Bey'e tekrar soruyorum. Sayın Yıldırım. Anadolu Ajansı o akşam yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? Birincisi bu. Bunun cevabı benim için çok önemli. 12 saat veri verememesi ne ifade ediyor? Bir şey sorabilir miyim? Gece yarısı. Müsaade edin ama bir soru. Peki. Yani soruma mı karar vereceksiniz? Yok yok, hayır, şöyle. İstediğiniz sorabilirsiniz. Anladığım şuysa siz bu açık oturumda da 31 Mart'la ağırlıklı olarak hayır, kalmak hayır. istiyorsunuz. Ama bakın, kısıtlama mı getiriyorsunuz? Kısıtlama getirmiyorum. İstediğiniz gibi. Hakkınızı istediğiniz. Edin, soruyu ben tam sormam. Eşitlik olduğu için istediğiniz gibi sorabilirim. Tamam, buyurun, peki. Müsaade edin ama. Tamam. Yani soru bütünlükçü gayet bir soru. Aynı kavga oradan oraya geçmeyeceğim zaten. Tamam, yoksa peki. Ben başka şey. Çünkü yani iptal edilen seçim ve yenilenen seçim üzerinden peki. Soru soruyorum. Peki. İçinde birkaç soru birleşebilir. Yani, ama 3 dakikada yanıtlaması tabii, için. Tabii. Zaten sanıyorum ki çok uzun olmayacak. Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğal ve normal karşılarken Anadolu Ajansı ile hiç görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz. Doğru. O gece yapılmasını normal mi karşılıyorsunuz?
Sabaha karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm billboardları Gönül Bey'e gece yarısı 2'den 3'ten sonra gönül belediyeciliği kazandı diye donatılmasının talimatı kim tarafından verildi? Peki. Hangi yetkiyle verildi? Son olarak ben hala çaldıların muhatabının kim olduğunu merak ediyorum. Peki buyurun efendim. Bilal Bey. Evet, Anadolu Ajansı'nın yayın kesmesinin sebebini Anadolu Ajansı yetkilileri açıklamalı. Bu benim işim değil, bir kere bunu söyleyeyim. Normal bir şey değil. Kabul ediyorum ama sorumlusu ben değilim. Bunun sorunun cevabı bu. İkincisi, niye Gönül Belediyeciliği kazandı? 25 tane belediye kazanmış AK Parti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı meclis üyelerinin 180 tanesini kazanmış. Hı hı. Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri 130 tane kazanmış. Yani hı hı. Ne yapacaktık? Yani seçimi kaybettik mi diyecektik. Bundan gayet doğal bir şey yok. 25 belediye kazanmışsınız 39'dan. 14'te karşı taraf kazanmış. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nde 50 fazla meclis üyesi kazanmışsınız. Yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Özür dilerim Sayın Yıldırım. Yok, sorum herhalde anlaşılmadı. Ama hayır, sorum anlaşılmadı. Peki. Billboardlara, afişlere ben gönül belediyeciliğini sormadım size. Neyi billboardlara, sordun? Afişlere gönül belediyeciliği afişleri niçin asıldı? Talimatı kim verdi? Gece saat 2'de. Seçim tamamlanmadan diyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi afişlerine, billboardlarına, üst geçitlerine bu talimatı kim verdi? Bu doğru mudur? Bu yapılmalı mıydı? Kim verdi bunu? Peki. Daha sonuç belli değil. YSK kararı açıklamamış. Herhalde, son olarak çaldılar sorun var. Hani onu da herhalde yapacağım. Anlatamadık arkadaşa, Ekrem Bey'e. Bak çok açık bir şey söylüyorum. 39 belediyenin 25'ini bir Milliyetçi Hareket Partisi, 24 AK Parti ve nüfusun da %65'ini teşkil ediyor. Hı hı. Kazanmışız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam meclis üye sayısı 320 veya 310. Hı hı. 180'ini kazanmışız. Millet İttifakı da 130'unu kazanmış. Yani arada 50 tane fark var. Çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Hı hı. Yani sonuç buyken kaybettik mi diyecektik. Tabii ki kazandık. Tabii ki kazandık ve o afişler partimiz tarafından açıldı. Bu gayet doğal bir şey. Bunda nitekim bir iki gün sonra onlar da astılar. Daha sonuçlar onlar astıkları zaman Yüksek Seçim Kurulu kararı verilmemişti. Birkaç gün, en fazla 3 gün içinde onlar da astılar. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yani, şimdi efendim araya gideceğiz. Kazanan, soruma cevap almadım ben ama. Hangi soru? Efendim şöyle, kim vakit çaldı? Doldu. Şimdi şöyle. Peki tamam. Şimdi moderasyonda şöyle, siz soruyu tamam, sorarsınız. Tamam, vakit dolduysa tamam, okay. Tamam buyurun. Şimdi bari, ben bir duyuru yapmak isterim. Şimdi Binali Bey size bir soru soracak. 3 tamam. dakika içinde yanıtı verdikten sonra 10 dakikalık bir molaya buna gideceğiz. Bir dakika, öyle olmaz. Şimdi o soru ve o yanıtı da almamız lazım. Ondan sonra gitmemiz lazım arkadaşlar. Yönetmenim uyarıyor da şimdi reklama gidelim diye. Efendim şimdi siz bir soru sorun ve Ekrem İmamoğlu 3 dakika içinde yanıt versin. Sonra 10 dakikalık bir alaya gideceğiz. Tam yarıyı tamamlamış oluyoruz. Ekrem Bey, siz gelir gelmez hemen Büyükşehir'in bütün veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Bunun kişisel verileri koruma kanununa aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz? Yoksa sizin hukukçularınız sizi yanılttı mı? Buyurun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben tabii özellikle burada Sayın Yıldırım'a şunu hatırlatmak isterim. Burada kendi cümleleriyle hatırlatıyorum. Bu soru o zaman Sayın Yıldırım'a soruldu. Ve Sayın Yıldırım aynen şu cevabı verdi. Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi, incelemeyi yapabilir dedi. Birincisi, devamını burada, niye okumuyorsun? Sayın Yıldırım, ama lütfen müsaade, devamını ama müsaade etme, müsaade ama edin. Ama böyle bir yere varamayız. Bakın sürekli, Nail Bey, eğer
benim ifadelerim Sayın Küçükkaya eğer münazara anlatıyorsa beni uyarın. 3 dakikası sen de aynı tarza geçeyim. 3 dakikasını doldursun. Hayır öyle bir şey yok. Kurallar var. O zaman hatırlatın. Peki hatırlatmıyorsunuz. Siz efendim buyurun. Ben sürenizi vereceğim. Ama eğer onun söz hakkı olursa vereceğim yine. Şimdi bakın bu cevabı verdi kendileri. Tekrar izah ediyorum. Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri yedeklemek için de veri kopyalaması yapılır ve yedeklenir. Verdiğimiz talimat da 31 Aralık yani yılbaşı, 31 Mart yani seçim gecesi, 18 Nisan yani bize mazbatanın teslim edildiği gün. Bunları milat kabul ederek veri tabanlarının yedeklenmesi ve yine Büyükşehir'de korunması. Niye yaptınız? Bu, bakın neden? İsmail Bey, neden? Bir afaki değişiklik yapılabilir. O süreç içerisinde bir işlem yap. Şimdi bize de ihbarlar geliyordu. Kaldı ki yapamadık. Yani bu yetişmedi. Hemen ki o da hukuksuz bir karar. Onu da ifade edeyim. Mahkeme sonradan, kararı var. Tabii. Hukuksuz bir karar. Çünkü hiç ilgisi olmayan bir kişinin, muhatap olmayan bir kişinin orada ne oldu bilemiyorum. Hukuksuz bir karardır. O ayrı. Ancak veri yedekleme. Yani bu kadar basit, bu kadar kolay bir işlemi başka bir yere taşımak, birilerinin... Bunun güvenlik açısından bir riski yok mu peki? Hiçbir riski yok. Yok mu? Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nde, yine orada, yani yedeklenerek muhafaza edildiği yer orası olacaktı. Ama olamadı. Yani evet. Bunun, bakın biz bu işlemi istediğimizde daire başkanı gelip bana teknolojiyle ilgili briefler verdi, bunların yapılması doğrudur diyen kişi... Yani sanki efendim ajanlar basmış ona silahla ayıp, yazık, günah. Neyse bakın bu iş üzerinden böyle kavram üretmek, iftiraları Sayın Yıldırım'a süreci daha iyi analiz etmesini ve ilk fikrine dönük bu süreci analiz etmesini dilerim, talep ederim. Bunu da uyarı olarak söyleyeyim dediğini tekrar hatırlatıyorum. Yani bir belediye başkanı, belediyesiyle ilgili... Her türlü işlemi ve incelemeyi yapabilir. Peki. Dolayısıyla bu kavramla, bu basit tanımla evet. Hareket ettiğimi de kendilerine peki. ifade etmek isterim. Evet. Sevgili Türkiye'm. Ben buna mutlaka cevap vermem lazım. Burada yanlış bilgi var, çarpıtma İsmail var. İsmail Bey eğer münazara buna dönecekse, dönüşte, bakın hayır, sürelerinizi... dönecekse hayır, yani bu... o zaman siz bırakın ama biz Ekrem, tartışalım. Ama Ekrem Bey bir şey soracağım. Ama bakın siz tartışmayı, ben hiç görmedim. Bir dakika, burada bir moderasyon var. Ve ben peki. Sizlere adil koşulları sadece uyardım sağlıyorum. Sizi, adil. Uyarı yaptım. Efendim dönüşte, çünkü televizyon kanallarına da böyle bir anonsumuz yapıldığı için teknik olarak gereklilik evet. var. Dönüşte size bununla ilgili bir söz hakkı tanıyacağım. Sevgili Türkiye'm, 10 dakika ara, daha sonra bu tarihi açık oturum. Aynı mantıkla mümkün olduğu kadar bütün soruların sorulduğu bu demokrasi meydanı devam edecek.
Efendim tekrar hoş geldiniz. Ve bu tarihi günde 16 Haziran 2019 Pazar akşamında 23 Haziran'da gideceğimiz sandık için çok önemli, demokratik hayatımız bakımından son derece kritik bir kavşaktayız. Önümüzdeki hafta Pazar günü 10 milyondan fazla İstanbullu sandık başına gidecek ama bu aslında bütün Türkiye'yi de ilgilendiren önemli bir siyasi gelişme. Şimdi ağırlıklı olarak ekonomi konularına da değineceğiz ama bunun dışında yine İstanbul seçimi bağlamında yine önem arz eden bazı konular daha var. Ve yine biz şimdi aynı mantıkla, aynı öncelik sıralamasını değiştirerek yine açık oturumumuzu sürdüreceğiz efendim. Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a sorularımız devam edeceğiz. En son bıraktığımız noktada Sayın İmamoğlu'nun 18 günlük belediye başkanlığı süresi içerisinde veri kopyalamasına dair soru Sayın Binali Yıldırım tarafından sorulmuş. Ve Sayın Ekrem İmamoğlu yanıtlamıştı. Lakin Binali Bey bir itirazım var, söz hakkım var demişti. Efendim bu söz hakkınızı kullanırken ben zaten soru hakkı da sizdeydi. Onu da sormak isterim. Şu, dün Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı Tacikistan'da. Beraberindeki meslektaşlarımıza da. Bu nihayetinde bir İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi dedi. Evet. Ve bu seçimden sonra da kazanan görevinin başına gelecek, her şey olması gerektiği gibi devam edecek dedi. Sorum da şu olsun size. Bu kez önümüzdeki hafta pazar günü yapılacak seçimden sonra herhangi bir itiraz olacak mı? Seçim sonucunu kabul edecek misiniz? Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Bir kere İsmail Bey, İstanbullular, vatandaşlarımız bilsin. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Bu internet altyapısını da biz yaptık. Veri yedekleme ayrı iştir, kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un verileri yedekleniyor. Hem de bir yerde değil, iki yerde yedekleniyor. Veri yedeklemesi yapılmadan zaten hiçbir şekilde veri saklanamaz. Bir güvenlik meselesidir bu. Her an bir şey olur, veriler kaybolabilir. Yedeği mutlaka vardır, usul odur. Bir bilgisayarınızda bile bir yedekleme sistemi vardır. O bakımdan bunu düzeltme ihtiyacı duydum. Bu bir. İkincisi de benim söylediğim cümlenin sadece bir ön kısmını Ekrem Bey ifade etti. Efendim tabii ki belediye başkanı her şeyi inceleme yetkisi vardır. Ancak devamı var. Niye kopyalama ihtiyacı duyuyor? İstediği zaman istediği bilgiyi mahiyetindeki insanlar alır getirir. Belediye başkanından bilgi saklayacak halleri yok. Bunu ifade etmek istedim. Benim söylediğimle burada ifade edilen aynı şey değil. Onu, peki belki itirazı olursa onu, kendisi söyleyebilir. Gayet tabii izah edebilir. Kaldı ki mahkeme kararı da onu da tanımıyor gibi böyle de bir algı, yani o mahkeme kararı da yanlış dedi. Onu ilgisiz biri dedi. İlgisiz dediği Eyüp'ten seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis Üyesi Avukat. Yani ilgisi de var. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu veri kopyalama işi bir FETÖ taktiğidir. FETÖ bunu yaptı geçmişte. Bir şey daha söylemekte yarar var. 3 tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı. Bir kere bu başlı başına fecaat bir şeydir. Devlet umurunda böyle bir şey yok. Devletin memurlar dururken en hassas yerlere, kozmik odalara dışarıdan adam tayin edip görev veremezsiniz. Evet. Bu seçimin sonucunu kabul edecek misiniz? Ne demek? Yani her seçimin sonucu kabul edilir. Ama itiraz nasıl seçim bir hukuki işlemse, demokratik bir işlemse, seçim sonrası sayımda da itiraz süreci icap ederse yine olur. Ama bu sefer belki biz etmeyeceğiz. Sayın Ekrem Bey edecek. Ben iki taraf içinde bunun normal bir şey olduğunu düşünüyorum. Gayet normal. Peki. Şimdi umarım itiraz olmaz. İtirazı gerektirmeyecek bir, ama siz kabul edeceksiniz. Bir fark. Gayet seçim tabii sonucu. Yani böyle bir lüksümüz peki mü var Ekrem kabul Bey, etmemek gibi. Şimdi size sormak istiyorum. YSK
işte şimdi 23 Haziran'da gidiyoruz. Seçim sonucu mesela kazanırsanız veya rakibiniz kazanırsa seçim sonucunu kabul edecek misiniz? Ama 3 dakika içerisinde arzu ederseniz bu veri kopyalama ile ilgili de sözünüz olursa onu da söyleyebilirsiniz. Nasıl arzu edersiniz? Buyurun. Önce şunu söyleyeyim. Elbette ki seçimlere itiraz haktır. Bu hakkını kimsenin yok sayma şansı yok. Bizim böyle bir haddimiz de yok zaten. Haktır. Ama uydurma gerekçelerle itiraz yapmayız biz. Gerçekten gerekçe varsa elimizde, yani imzalı tutanaklar üzerinden bir sıkıntı görüyorsak, elbette ki itiraz hakkımızı kullanırız. Dolayısıyla bizim sürece dair hep eleştirdiklerimiz bunlardı. Ve algı diye tarif edilen şey ve özellikle itiraz sürecinde algı diye tarif edilen şey çok net aslında karşı tarafın yaptığı bir uygulama. Hı hı. Niye derseniz çaldılar. Bakın bu soru cevaplanmadı. Kim diyorum yine cevaplanmadı. Bilmiyorum olmaz. Yani bu binlerce defa tekrar edildi. Sadece Sayın Yıldırım tarafından da değil. Bir sürü insan, birçok insan, yani ben makamlarını söylemeyeceğim. Cami avlusundan tutun, miting alanlarına varıncaya kadar. Salonlardan tutun, Sayın Yıldırım bir ara vazgeçti, yine devam etti. Dolayısıyla, bakın ben size bir şey söyleyeyim. FETÖ uygulamalarını nasıl olduğunu ben bilmem. Ben anlamam o işten. Benim için bilmem, görmem, hiç öyle bir şeyim yok. Yani tecrübem yok. Ama şunu net söyleyeyim. Veri kopyalama işiyle ilgili örnek ve bu çok masum bir işlemdir. Ama bir örnek vereyim size. Hı hı. Veri kopyalama işlemi tam da o gerekçeler yazılırken bakanlıkların dışını çıkarılmaması ile ilgili hukuk, hak, kanun net iken engelli, kısıtlı, zihinsel engelli, cezaevindeki kayıtlı seçmenlerin listelerinin AK Parti'ye verilmesidir. Örnek arıyorlarsa kişisel bilgilerin, verilerin nasıl kopyalandığı ile ilgili, nasıl kullanıldığı ile ilgili örnek veriyorum. Dolayısıyla bizim yaptığımız işlem... Bu seçime itiraz sürecinde. Çok, tabii. Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net. Ben eminim ki Sayın Yıldırım en az benim kadar bunu biliyor masumiyetini ki o gün... Söylediği sözün, söyledikleri sözün ekine şunu söylemiştir. Belki tam anımsamış olabilir. Anımsayamam. Öyle bir şey değil. Şöyle demiştir. Az önce söylediğim cümleyi söylemiştir. Sonra demiştir. Belediye başkanı önce halkın önceliklerine baksın. Bunu demiştir. Bu kadar. Başka bir cümlesi yoktur. Bunun da altını çizmek isterim. Ben baktım arkadaşlar. Tamamlasın efendim. Ve hani şunu ifade edeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi 23 Haziran'da Allah'ın izniyle yüz binlerce insanın katkısıyla güvenli olacaktır ve bizim itiraz etmeye gereğimiz kalmayacaktır. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi soru sorma sırası size geçiyor. Böyle bir size, bir size. Trabzon'a gittiniz, Giresun'a gittiniz, sonra Ordu'ya gittiniz. Çok kalabalık mitingler düzenlediniz Trabzon'da, Giresun'da. Fakat Ordu'da yaşananlar çok gündeme geldi. Halen de tartışılmakta. Bunu açıklamanızı isterim ben bir İstanbul seçmeni ve bir gazeteci olarak. Trabzon ve Giresun mitinglerinizi tamamladıktan sonra İstanbul'a dönmek üzereyken bayramdaydınız ve Ordu'ya gittiniz. Ordu'daki VIP dediğimiz Very Important Person, o işte devlet adamlarının girdiği salona girdiniz. Siz beraberinizde işte milletvekillerim vardı, onları da açıklamanızı isteyeceğim. Oradaki sorum da şu, ne oldu, neden oldu, neden sinirlendiniz ve... Bir valiye hakaret ettiniz mi efendim? Buyurun. Bakınız, bu tabii Trabzon memleket ziyaretim, daha sonraki işte Karadeniz ilçelerini gezmem. Öncelikle şunu ifade edeyim, duyuruları yapan arkadaşlarım var, çok nettir orada görünüyor. Miting değil, bayramlaşma çağrısı yaptık biz. Hı. Ama muazzam bir karşılama, muazzam bir buluşmaya dönmüştür. Hem doğduğum şehir Trabzon'da hem de sonraki Giresun ve Ordu illerinde, sırasıyla ilçelerinde. Tabii bu muazzam süreç bence bir tuzakla, ne yazık ki bir tuzakla sona erdirilmek istenmiştir. Benim oradaki tavırlarım net, belli. Nasıl
Sükunete çağırdığım belli. Benim tabii ki annemin orada düştüğü durum. Benim öyle bir derdim yok. VIP diye bir derdim de yok. Büyükşehir Belediyesi iken de başka kapıları kullandım. Onu da ifade edeyim. Dolayısıyla benim öyle bir sıkıntım yok. Bakın tekrar söyleyeyim, bir programda söyledim. VIP süreçlerinin çok daha netleşmesi gerekir bu ülkede demek ki. Çünkü geçenlerin haddi hesabı yok bize gelen bir takım duyumlarla. Aslında bir listesi var onun da, kimler kullanabilir. Ama geçenlerin haddi hesabı yok uygulama içerisinde. Dolayısıyla kaldı ki ben Trabzon'da, beni şuradan geçirin, beni şuradan yollayın. Böyle bir kavramım yok ki benim. Beni karşılayanlar bir şey organize ediyor, yollayanlar bir şey organize ediyor. Ben indiğimde nereden çıkacağımı birileri bana yol gösteriyor. Trabzon VIP'den geçtik. Ordu'dan niye geçirilmek istenmedi? Bilemiyorum. Ve benim orada söylediğimi anlattım. Efendim sen öyle söylemedin böyle. Ben söylediğimi söyledim. Ben ne söylediğimi biliyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcısına da ne söylediğimi biliyorum. Yani buranın sakinleşmesiyle ilgili ve artık gidelim öbür kapıdan dememle ilgili. Oradaki Vali Bey'e de ne söylediğimle ilgili konuları biliyorum. Ama bu konu İstanbullunun konusu değil. İstanbullunun konusu İstanbul'la ilgili sorunlar, problemler ve 31 Mart seçimi. Bakın bunun altını tekrar Vali çiziyorum. Valiye hakaret ettiniz mi efendim? Hakaret etmedim. Basitleşmiştir demek hakaretse hakaret. Ama hakaret etmedim. Dolayısıyla bu süreç çok nettir. Hı hı. Efendim yasal süreç devam edebilir. Vardır. Bizim de başka duyumlarımız var. Bize gelen bilgiler, belgeler, hakaretleri vardır. Bakacağız, edeceğiz. Valinin bu mi? Ayrı. Evet, valinin mi? Evet, bir ay öncesinden de. Niye bilmem, ben tanımam kendilerini. Dolayısıyla ben hala 31 Mart seçiminde ve oraya gidişimizde başka kelimeler hiç bu kadar kimseyi rahatsız etmedi. Ben anlamıyorum. Ve basitleşmiştir. Lafım bu kadar rahatsız ediyor ama kimseyi, bize Pontus dediler, onu dediler, Yunan dediler, terörist dediler. Soracağım efendim. Kimseyi rahatsız etmedi yani. Bunlara peki, cevap verirse daha iyi olur. Teşekkür ediyorum. Binali Bey, şimdi siz partinizin güçlü bir ismisiniz ve partinize önemli görevlerde de bulundunuz. Başbakanlık yaptınız, meclis başkanlığı da yaptınız. İzmir milletvekilliği, İzmir belediye başkan adaylığı yaptınız. Orada yarışı kaybettiniz. 31 Mart'ta İstanbul Belediyesi içinde yarıştınız. Orada da seçimi geride bıraktınız. Hani kaybettiniz, kazandınız demem ama geride bıraktınız. Bunun analizini yaptınız mı efendim? AK Parti'nin en güçlü ismi olarak iki yarışa katıldınız ve ne oluyor sizce? Yani bunun analizinde ne çıkıyor? Ne bakımdan anlayamadım. Şimdi mesela İzmir'i neden kaybetmiştiniz ve İstanbul'da da mesela favori olarak gözüküyordunuz, gösteriliyordunuz. Çünkü hatta Sayın Cumhurbaşkanı Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasına göndermelerde de bulunmuştu. Çok güçlü bir isim olmanıza rağmen bu seçim sonucu şaşırttı mı size, öyle sorayım. Şöyle, İzmir seçimi çok geride kaldı. 17-25 Aralık'ın gölgesinde biz bir seçim yaptık ve İzmir tarihinde bugün de geçerli alınabilecek en yüksek oy aldı. Onu söyleyeyim. Buradaki seçim sonuçlanmadı. Buradaki seçimin kaybedeni, kazananı yok. Her ne kadar Ekrem Bey, ben seçilmiş belediye başkanıyım, daha mazbata falan yokken Anıtkabir'e gidip belediye başkanıyım diye yazdıysa da burada kazanan bir belediye başkanı yok. Olsaydı zaten bu seçim yenilenmezdi. İki, yani bu hayretle izliyorum. Ekrem Bey alışkanlık haline getirdi artık bu çarpıtmayı. Artık yalana kızıyor, doğru söylememeyi bir alışkanlık haline getirdi. Bakın en son sizinle yaşadık. Siz ne dedi? Soruları İsmail Bey'den aldı dedi. Ben almadım dedi. Daha sonra siz de almadığım yönünde açıklama yaptınız değil mi? Ondan sonra Saadet adayının çocuğu İGDAŞ'tan çıkarıldı. Kendisi çıktı, yalanladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi efendim israfın içinde dedi. Web sitesine sadece 80 milyon harcamış dedi. Sayıştay raporlarıyla yalanlandı. Efendim en yakın arkadaşı Fatih Portakal bile yayınında dedi ki bu ordu işi olmamıştır. Yanlış olmuştur. Bizde görüntüler var. Rütbeye takılacağız diye yayınlamıyoruz.
Yani bence kabul etseydi Ekrem Bey, özür dileseydi iş bitmişti. Ama iki gün sonra düşündü, taşındı, basitlik diye bir icatta bulundu. Bu da şuyu vukuundan beter bir şey. Aslında şimdi valiye, validen özür dilemesi gerekir demiştim. Şimdi başka bir şey diyorum. İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir. Çünkü millete yalan söylemiştir. İsmail Bey. İstanbul seçimlerine de gideceğiz ve İstanbullular kararını verecek. Ben İstanbul'a güveniyorum. İstanbul için çok güzel hizmetler yaptık bugüne kadar. Daha fazlasını da inşallah 23 Haziran'dan sonra bu yetkiyi İstanbullu bize verince yapacağız. İstanbul'un bitti mi süremiz? Yok yok, buyurun buyurun. 14 saniyeniz var, evet. Efendim. Ben sözünüz bitti. 14 şöyle, saniyeniz var. İstanbul Türkiye'nin özeti. Ne var? İstanbul'da 81 vilayet var. Demografik yapıya baktığımız zaman İstanbul'da bütün nüfus grupları var. Yani Türkiye'nin ebrusu demek daha doğru, mozaikten ziyade. Peki. Rengarenk. Dolayısıyla biz İstanbul'a çok güzel hizmet yapacağız. Peki. Bunlara inşallah gireceğiz. Şimdi soruyu size sormam gerekiyor. Fakat aslında bu tartışmanın öznesi olmam. Fakat benden bahsettiğiniz için bir açıklama buyurun, yapmam gerekir. Buyurun. Şimdi İKSV'nin müzik festivali açılışındaydım. Evet. Ekrem Bey Star NTV ortak yayınındaydı. Evet. Bana çok sayıda mesajlar geldi. Sizin kurmaylarınızdan da geldi. Ve soruların verildiğini, ben kimseye soru falan vermedim. Soru vermem. Açıklama yap diye çok yoğun bir şekilde. Fakat ben onu üstlenemedim. Çünkü böyle bir şey diyemez. Hani akıl var, mantık var. Çünkü görmediğim bir insan. Lakin daha sonra çıkmak zorunda kaldım. Fatih Altaylı Habertürk'te benim sizi aradığımı, pardon, sizin soruları istediğinizi, size soruları verdiğimi, sonra benim Ekrem İmamoğlu'nu aradığımı ve size de vereyim mi dediğimi. Bu absürt bir tartışmaydı ve ben bunu açıkladım. Dedim ki böyle bir şey yok. Ne benden birisi soru istedi, ne de ben Ekrem İmamoğlu'nu aradım. Dolayısıyla efendim bunu böyle yerli yerine koyayım ama ben hani sizin de sürenizi almak istemem, izleyenlerimizin de süresini almak istemem. İsmail ama Bey, bu tartışma şöyle oldu. Onu da sonradan İsmail öğrendim. Bir dakika. Cevap hakkı doğdu. Tabii tabii, vereceğim. Evet. Ama ben ertesi gün Engin Altay'la Mahir Ünal'ın yanına gittim. Bu tartışma nereden çıktı diye konuştuk. Bu tartışma henüz benim ismim daha ortada yok iken iki partinin yetkilileri konuşmuşlar. Demişler ki 10 soru AK Parti hazırlasın, 10 soru CHP hazırlasın, moderatöre verelim. Buna dayanak teşkil eden bir tartışmaymış bu. Onu da ben düzeltmem gerekiyor. Kusura bakmayarak. Buyurun. Cevap hakkı. Tabii burada var cevap hakkınız. Şimdi yine Sayın Yıldırım yanlış bilgilendirilmiştir. Ya da 31 Mart gecesi gibi belki Sayın oradaki yetkililerin kendisine verdiği bilgiyle kazandım açıklamasını yapmış olduğu gibi burada da ne yazık ki üzücü ifadelerde bulunmuştur. Yalan söylemiştir cümlesini böyle üstüne basa basa ifade etmiştir. Çok yazık, üzücü. Bu kibirli bir cümledir. Üzülerek izliyorum. Öncelikle benim oradaki ifadem tamamen İsmail Küçükkaya'nın ismi geçmiyor orada. Evet, evet, biliyorum. Benim ifademde İsmail Küçükkaya yok. Ama Sayın Yıldırım az önce İsmail Küçükkaya'dan diye söyledi. Bakın az önce tarifi böyle. Ben dedim ki bana gelen bilgi, ki Engin Bey bunu söylemiştir. Bana gelen bilgi karşı tarafın soruların belirlenmesi, soruların moderatöre verilerek soruların bu şekilde sorulması, 10 soru siz hazırlayın, 10 soru biz hazırlayalım şeklinde. Ben dedim ben öyle bir şey istemiyorum. Bu açık ve net. Zaten bana da böyle bir şey gelmemiş. Ben öyle bir şey. Siz yoksunuz İsmail Bey. Evet, evet, siz tamam. Yoksunuz. Tamam. Bakın bu konuşma daha siz yokken. Açıkladım. Daha iş netleşmemiş. Açıkladım ben zaten. Dolayısıyla. Siz konuşma yaparken İsmail Bey'in moderatörlüğü belli olmuştu. Bakın Sayın Yıldırım ben evet. Bu herhalde 9. kesmeniz ama ben ama yine ben ama yanlış öyle tartışma değil. Bakın Sayın tartışarak Yıldırım da. Rica edeyim. Ben sabırla bakın bana ben olayı net yalan anlattım. Söylemiştir dediniz. Ben öyle sabırla dinledim ki çünkü
Söylediğiniz laflar şuradan gitti, buradan gitti. Hiç umurumda değil. Peki. Beni hiç ilgilendirmiyor. Son sözüm. Son sözüm. Tekrar söylüyorum. Benim oradaki ifadem nettir. Yalan söylemiştir cümlesini kötü söz sahibine aittir diyerek kapatalım. Bitiriyorum. Peki. Efendim şimdi bu İstanbul Belediyesi rakamlar biraz böyle ekonomiye doğru da getirmek istiyorum. Ama her ikinize de birer FETÖ sorusu soracağım. Çünkü Binali Bey'in bir ifadesi olmuştu ama ben genel itibariyle de İstanbul Belediyesi çünkü bizim 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına karşı önemli bir kurum ve şehitlerimiz var. Bunu size soracağım. Fakat bir Sayıştay raporu var Binali Bey. Evet. Şimdi bu Sayıştay raporundaki rakamlara bir baktığımız zaman son 5 yılda 753 milyarlık bir zarardan bahsediliyor. 753 milyar olamaz. Milyon. İhtiyaç dışı araç kullanımı 120 milyon diye bir ifade var. Vakıflara son zamanlarda çok tartışma konusu oluyor. Vakıflara ayrılan paralarla ilgili son bir yılda 308 milyon lira. Sorum şu, siz belediye başkanı seçilirseniz bu tabloyu nasıl değiştireceksiniz efendim? Ve evet, israf konusunu biraz yorumlarsanız. İsrafı mı yapacağız, bunu mu cevap vereceğiz? İsraf şimdi, ayrı bir bahis yapalım. Peki, ayrıca soralım onu. Buyurun. Şöyle, bir kere yani Sayıştay raporunu siz gördünüz mü İsmail Bey? Gazetelerden okuduk, çıkışlarını hep aldık. Ama öyle bir şey yok. Sayıştay raporunda öyle bir rakam yok. 108 bin lira mı ne? Öyle bir şeyden bahsediyor, bir usulsüz işlemden bahsediyor, o kadar. Yani bu yalan. Bak, yalan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı defalarca. Sayıştay efendim çok manşet atıldı. Fakat Sayıştay'dan hiç yalanlama gelmedi. Şimdi ben defalarca manşet gördüm. Geldi. Onu bir kere bilmenizi isterim. Yalnız memurların açıklamaları yer almaz. İstanbul Belediyesi'nden de birçok yazılı açıklamalar yapıldı. Bu konuyla ilgili maalesef yeterince bu konu duyurulamadı. Onların yerine biz duyurmak zorunda kaldık. Böyle bir şey yok. Kısacası yalan. Yalan. Hadi doğru değil diyelim. Rakibinizin de iddiaları var ama soracağım şimdi. Doğru değil diyelim. Ekrem Bey alınmasın. Doğru değil diyelim. Çünkü nitekim o televizyon programında biz düzeltmeyi yapınca yani doğru değilmiş, ne güzel dedi. Kendisi öyle bir geçiş yaptı. Hep bunu yapıyor. Bir daha bir soralım bakalım nasıl geçiş yapacak. Evet. Değerli arkadaşımız maalesef bu konularda daha ilkeli davranmasını beklerim. Bugüne kadar ortaya atıp kafa bulandırmaya çalıştığı bütün meselelerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Bunları tek tek isterseniz sayalım ama ben bunları konuşmaktan zul duyuyorum. Ben İstanbul'u konuşmak istiyorum. Bak, hala İstanbul'u biz konuşamadık. Aslında hepsi İstanbul. Bunlar, siz yönetmeye talipsiniz bunlar, ya. Bunlar önemli. Vakıflarla ilgili de açıklamalar yapıldı. Vakıflara filan öyle aktarılan, zaten belediyeler vakıflara nakdi kaynak aktaramaz. İşte arazi verir, bina verir. Veriyor, ne yapıyor peki bu vakıflar, ne yapmış? Bu vakıflar öğrenci yurtları yapıyor, eğitime destek veriyor ve sosyal faaliyetler yapıyor, sosyal sorumluluk projeleri yapıyor. Ben şimdi bunların isimlerini vermek istemiyorum. Doğru bir şey değil ama yaptıkları iş tamamen kamu yararı. FETÖ'nün nasıl beyin yıkamak için gençleri devşirip sonunda da 15 Temmuz gibi bir belayı bizim başımıza sardıysa, bu vakıflarda o tehlikeleri bir daha yaşamamak için bu işleri yapıyor. Peki. İkinci defadır FETÖ vurgusu yapıyorsunuz. FETÖ'ye ilişkin bir soru soracağım. Evet. Şimdi siz değişik defalar belediyedeki israflardan bahsediyordunuz. Çok sayıda açıklamanız var bu konuda. İşte araçlar, vakıflara ayrılan paralar, bu konuda da sloganlaştırdınız. Aynı soruyu size de sormak istiyorum. Belediye başkanı seçilirseniz
bu israf dediğiniz düzen, rakamlar, vakıflara aktarılan paralar veya kötü ekonomi yönetimi nasıl çözeceksiniz? Ve Binali Bey'in işte yalan dedikleri yalan mı doğru mu açıklar mısınız efendim? Buyurun. Öncelikle şunu söyleyeyim. İstanbul'un şu an en büyük sorunu yoksulluk. Ve mali süreciyle ilgili derin problemler. Ve israf. Bakın biz israf, tasarruf ve seferberlik kelimelerini çok önemsiyoruz. Belki birilerinin canını acıtıyor ama kul hakkı meselesini de çok önemsiyoruz. Herkesin önemsemesi lazım. Bakın ben tabii hani artık kelimeleri takılmıyorum. Nasıl söylerse söylesinler. Çünkü kötü söz sahibine aittir. Beni ilgilendirmiyor. Ama Sayıştay denetiminden çıkan raporu ben getirdim. Arzu ederlerse Sayın Yıldırım'a burada takdim ederim. Söyleyeceklerimin de sayfala sayfa burada konuları mevcuttur. Ve Sayıştay raporunda İETT ve İSKİ'de Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle beraber toplam yapılan usulsüzlüklerin 753 milyon liraya ulaştığı. Bakın burada Sayıştay raporu konuyu anlatır. Ama oturup altına hesap kitap yapmaz. Örnek, belediye taşınmazları işgal olarak kullandırılıyor. İşgaliyelerin sadece %20'sinden tahsilat yapılıyor. Bedeli 164 milyon civarında. Bu elinizdeki ne efendim o? Tabii Sayıştay raporu. İşte siz okudunuz mu efendim? Yok, biz bunu inceledik. Siz okumadınız. Biz inceledik. Dolayısıyla ben yine tekrar söylüyorum. Yanıltılmış olabilir. Yanıltılmış olabilir. Aldatılmış olabilir. Bence o kendisine bilgi verenleri gözden geçirsinler. İhtiyaç fazlası araç kullanımı. Efendim neymiş? Cenazeymiş ama şu anda bile israf yapıyorlar. İstanbul'un bütün billboardlarına bunlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi cevap yazsın. Ya şu an vekalet eden bir vali bey var. Allah aşkına. Vali Bey'e buradan sesleniyorum. Lütfen mukayyet olun. Kim bu kararı veriyor oraya? Yani şu an bir seçim süreci. Yani bunu kim asıyor oraya? Benim iddiam değil. İddia hadi kabul edelim. Sayın Yıldırım tersini savunabilir. 23 Haziran'dan sonra kim gelirse ona göre hareket edilir. Şu anda bu afişleri oraya kim asıyor? Ve ihtiyaç fazlası araç kullanımı. Efendim neymiş? Ambulansmış, cenaze arabalarıymış, iş rakam? Makineleriymiş, itfaiye araçlarıymış, tankermiş. Tekrar rapı veriyorum. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bakın niye bunu söylüyorum? İştirakları hariç. Yani işte atıyorum Kiptaş'ı hariç ve diğer bir sürü iştirak var. Sıralamayayım şimdi. 28 tane iştirakimiz var. 1810 araç. İsmail Bey 1810. Sayı vereyim ortalama. 7 personele bir binek araç düşüyor. 7 personele. Tek tek rakamları o 753 milyonun rakamları burada. Bu 120 milyon hariç onu söyleyeyim. Yani Sayıştay raporlarına giren bir rakam değildir o. Ve bunun gibi israfı engelleyeceğiz. Tasarruf yapacağız. Ekonomik bir seferberlik başlatacağız. Peki. Tamam. Şimdiki soruyu sizinle soracağım. Dikkatinizi çekmiştir. Binali Bey iki ayrı soruya yanıt verirken FETÖ iması ya da vurgusu yaptı. Biz FETÖ ile mücadeleyi çok önemsiyoruz. Devletimizin tertemiz olmasını, bütün terör örgütlerinden ve yapılanmalardan uzaklaşmasını istiyoruz. Siz belediye başkanı seçilirseniz bir kere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu FETÖ ile mücadele bağlamında ne yapacaksınız? İki, bir de şunu da sormak isterim. Siz bunların hiç böyle okullarında gittiniz mi, yurtlarında kaldınız mı, ne bileyim, örgüt elebaşını Pennsylvania'da ziyaret ettiniz mi ve genel itibariyle FETÖ sorusunu yanıtlar mısınız? Buyurun. Benim uzaktan yakından hiç ilgim, temasım, ilişkim siyaset öncesi eleştiren, siyaset sonrası da eleştirisine devam eden bir kimliğim. Niye biliyor musun? Ben devlete inanırım. Bence Sayın Yıldırım az önce çok talihsiz bir şey söyledi. İşte FETÖ gibi örgütlerin yok olması adına bu mevcut vakıflarla işbirliği yapılarak temiz yurtlar ve ya belediye var. Ya kardeşim belediye var. Ben belediyeye güvenmeyeceğim de yani burada Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı'na TÜRGEV diye bilinen vakfı 51 milyon 593 bin lira. 2018 raporu bu. Burada da yurt ve okul yurt çalışmaları raporları var burada bakın. 2018 ve 2000 yenisi. Her ikisi de burada. Burada yazıyor yani ben demiyorum bunları. Ensar Vakfı'na 29 milyon 797 bin. Ya bunun gibi aşağıya sıralayabilirim. Bir sürü vakıf, Türkiye Gençlik Vakfı, TÜGVA. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi var.
Allah aşkına ben yurt yapamıyor muyum da başkasına ihtiyaç duyacağım? Mücadele böyle verilir. Esas olan devlettir. Ha vakıflarla, dernekle tabii ki işbirliği yaparım. Temiz dernekler, temiz vakıflar makul seviyede işbirlikleri yaparsınız. İş üretirsiniz, faydalı işler üretirsiniz. Yani bazen endişe ediyorum sözünü demeye birileri. Ya ben her kesimdeki vakıflarla, derneklerle işbirliği yapmış 5 yıllık belediye başkanlığım var. İHA'yla da yaptım, başka kurumlarla da yaptım. Yardım götürülecek yaptım. Anlık yaparsınız. Benim ne işim var vakıflarla? Benim ne işim var dernek? Yani 3-5 dernekle. İşbirliği yaparsınız. Ama yurdu belediye yapacak kardeşim. Taahhüdümüz de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hızlıca. Kadınlar için de, erkekler için de ayrı ayrı yurtlarını yapacak. Birçok konuda yatırımlarını yapacak. Eğitim seferberini. Belediye yapacak. Benim ne işim var? Yani zaten başımızda bir bela oluştu, bir FETÖ terör örgütü oluştu. Yani hepimizin evine kadar girme konusunda bir takım işlemleri oldu. Allah aşkına ya, sorarım size. Bu nedir yani? İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yurtlar yapacağız, okula, eğitime destek vereceğiz. Bugüne kadar açılmamış o kreş dediğimiz mevzuyu biz çok güçlü bir kavram olarak görüyoruz. Kreşi ve kadın ayrıca soracağım. Tabii ki kreşler açacağız. İşimiz bu. Dolayısıyla biz o işten anlamayız. Ben hiç anlamam. 5 yıllık belediye başkanlığım orada. Belediye başkanlığında bir bina bomboş duruyor. Niye duruyor dedim. Birileri kaçtı gitti. Bizden önce verilmiş. 2 tane bina. Öyle gittik belediyenin kapısını kırarak teslim aldık. Belediye başkanı olduğumda. Bizim işimiz olmaz o işlerde. Sağlıklı, kurumsal düzene inanan, devletine inanan, kalıcı, devletine inanan, devletinin güçlenmesine inanan bir ahlaktan geliyoruz. Bizim bu terör örgütlerinin hiçbirisiyle zerre ilişkimiz olamaz. Bu kadar net. Teşekkür ederim. Aynı soruyu size sormak isterim efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirseniz, FETÖ ile mücadele bağlamında özellikle belediye ve iştiraklerinde ve genel itibariyle ne yaparsınız, ne vaat ediyorsunuz? Şimdi tabii temiz vakıflara veririm diyor da temiz vakfı nasıl yani deterjanla yıkayarak mı belirleyeceğiz? Temiz olduğuna, temiz olmadığına vakfın kim karar verecek? İstanbul'da İsmail Bey 23 bin tane vakıf, dernek, hemşeri derneği var. Ve bunların hepsine Büyükşehir Belediyesi de İlçe belediyeleri de destek oluyor. Bir şeyi tekraren söylüyorum. Hiçbir şekilde belediyeler bu kuruluşlara nakdi destek olamaz. Kendisinin de ilçesinde bir vakıf var. Batı bilmem ne vakfı değil mi? Nedir adı? Batı İstanbul Vakfı mı? Neyse. Bir vakıf var. Yani vakıflara destek olmak yanlış bir şey değil. Sizin yapamadığınız işleri onlar yapıyorlar. Siz de onlara destek veriyorsunuz. Toplumsal sorumluluk üstleniyorlar. İnsanları bir araya getiriyorlar. Onların kaynaşmasını sağlıyorlar. İhtiyaçlarını görüyorlar. Kurslar düzenliyorlar. Geziler düzenliyorlar. İşte vakıf isimlerinden bahsetti. Bu vakıflara nakdi bir kuruş yardım yapılmamıştır. Efendim süreniz de bitiyor. FETÖ yapamaz. Meselesi. Peki. Yapamaz belediyeler. Onun için yani burada algı operasyonuna gerek yok. Bu yapılmadığına dair zaten belediye açıklamasını yaptı. Memnun oldum FETÖ'ye yönelik beyanatından. Yani buna doğrusu takdir ediyorum. FETÖ büyük bir terör örgütüdür. 15 Temmuz gecesi biz bunu yaşadık. Yakından yaşadık. 251 şehit verdik. 2193 gazimiz oldu. Ve bu FETÖ örgütüyle mücadele de elbette ki devam edecek. Ama burada tabii ki hukukun içerisinde kalarak devam edilecek. Bunların ibadet kısmı var, ticaret kısmı var, ihanet kısmı var. Bizi ilgilendiren ihanet kısmıdır. Ve bunlar da şimdi mahkemelerde hesabını veriyor İsmail Bey. Şimdi İstanbul'a ne yapacaklarımıza... Şimdi soracağım. O zaman evet. bu 30 saniyenizi oraya dahil ederim. Evet. Şimdi bir soru soracağım. Oraya dahil edeyim olur mu? Tamam. Şimdi ekonomiyi konuşmak istiyorum efendim. Hay hay. Çünkü
sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ekonomide. Evet. Zaman zaman ülkelerin böyle sıkıntılı zamanları olur. Fakat işsizlik çok ciddi bir problem haline gelmiş. İstanbul gibi bir dünya metropolü, kent yoksulluğu diye bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Siz belediye başkanı seçilirseniz ekonomi konusunda, yani belediyede işsizlik ve kent yoksulluğunu azaltma, yok etme konusunda ne yapacaksınız? 3,5 dakikanız var bu kez. Evet, teşekkür ederim. Tabii ki ekonomik bir sıkıntı çekiyoruz. Bu da insanların hayatına öyle veya böyle yansıyor. Bu yükü hafifletmek için bizim birçok müjdemiz, vaadimiz var. Bunlara geleceğiz. Ama genel değerlendirme olarak şunu söyleyeyim. İstanbul Avrupa'nın 13. büyük ekonomisi İsmail Bey. Ve İstanbul ihracatı 72 milyar dolar. İstanbul milli gelirin 232 milyar dolarını karşılıyor. Ve gelen turistin 1/3'ü İstanbul'a geliyor. Bizim gelecek 5 yıl içerisinde yapacağımız projelerle, çekeceğimiz yatırımcılarla 500 bin istihdam sağlayacağız. Bunun detaylarına gireceğim. Biraz girin efendim. Nasıl olacak? Şöyle, Tuzla'da mesela biyoteknoloji vadisi kuracağız. Ve burada 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. 160 biyoteknoloji fabrikası olacak. Aşılar yapılacak, hormon yapılacak, antikor, enzim üretimi gerçekleşecek. Hem bu dışarıdan aldığımız bu ürünlerden döviz kaybını önleyeceğiz. Buradan 27 milyar ekonomiye katkı sağlayacağımız gibi 50 bin istihdam sağlayacağız. Ayrıca bir teknoloji üssü kuruyoruz. Burada Big Data dediğimiz büyük verinin işlenmesi, yapay zeka merkezi olarak burada gençler istihdam edilecek. Ama istihdam biz yapmayacağız. Onları altyapısını hazırlayacağız. Fikirlerini getirecek. Onların akıl terini sermayeye dönüştürecek, ürüne dönüştürecek bir imkan sağlayacağız. Buradaki istihdam miktarı da 24.500. Yatırım miktarı da 1,5 milyar lira. Pendik'te bir teknoloji geliştirme bölgesi. Burada da firmaların Ar-Ge'leri buraya yerleşecekler. Altyapı arsa tahsisi belediyeden olacak. Aynı bunun örneği Rotterdam'da var, Singapur'da var. Bu modeli İstanbul'a getireceğiz. Burada da 50 bin istihdam öngörüyoruz. Böyle devam ediyor. Atatürk Havalimanı malum hem millet bahçesi olacak, aynı zamanda da fuar ve kongre merkezi olacak. 11 milyon metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Ve buradaki amacımız 50 milyon Avrupa'daki... Ek 30 saniyeniz başladı. Avrupa'daki 50 milyonluk fuar kongre turizminin %10'u, yani 5 milyonundan biz istifade edelim ve böylece şehrimize bir katma değer sağlayalım. Bu miktarda 40 milyarlık bir katkıdan bahsediyorum. Peki, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Daha devam ediyor. Tamam. Aynı soruyu size sormak isterim. Belediye başkanı seçilirseniz 23 Haziran'da önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu kent yoksulluğu, işsizlik, mesela kadın istihdamı da buna dahil. Biraz sonra kreşlere kadının toplum içindeki güçlendirilmesini ayrıca bir soru olarak sormak istiyorum. Bunu nasıl çözeceksiniz ve siz ne vaat ediyorsunuz? Buyurun. Öncelikle şu yanlışı düzeltelim. Ben temiz vakıflara vereceğim demedim. Temiz vakıflarla işbirliği yapacağım dedim. İşbirliği başka, 15-20 vakfa 308 milyon liralık değeri devretmek başka. Yani işbirliği ne anlama geliyor ve yani Sayın Yıldırım müsaade ederseniz ama, yani, ama müsaade ederseniz yani ben devam edeyim. Yani bu lafı çarpıtmayalım. Peki, müdahale etmeyelim. Yok. Peki. 15 saniye alacağım. Tamam, peki onu bekliyorum. 10 saniye. Sen, 10 saniye. Kişisel sayfalarımı da karıştırıp kendisine vermişler ama yani inanın sayın hani vakıftan bahsederken vesaire inanın ben her şeyi Sayın Yıldırım'a daha önce de ziyaret yapmış birisiyim. Onun için her şeyi konuşmaya hazırım. Bana istediğini sorabilirler, telefonda sorabilirler. Yani bir
büyük olarak da sorabilirler. Hiç sorun yok yani. Telefon açsın sorsun ben anlatırım. Yani böyle bu, bir bu vakıf şehrin, orada var mı yok mu Beylikdüzü'nde? Evet. Sordum yani. Müdahale etmeyelim efendim. Tamam. 7 saniye tamam, daha peki var. Ben hepsini yani dahil edeceğim. 25 saniye oldu. Mahsuplaşacağız tamam. Efendim merak 20. etmeyin. Şimdi bu şehrin yoksulluğu var İsmail Bey. Onu anlatın biraz. Bu şehrin 3 gencinden birisi işsiz. Bu şehirde 350 bin genç var TÜİK verilerinde. Ben demiyorum. Okutamamışız. Meslek sahibi yapamamışız. İş de bulamamışız. Bu şehrin 2 üniversite gencinden birisi işsiz. Bu şehirde %15'i aşmış işsizlik oranı var. Böyle bir acı faturada bizim uğraşacağımız şey, evet kesinlikle israf. Bu belediyenin parasını israf ettirmeden tasarrufla beraber değere dönüştürüp bu şehrin öncelikle yoksulluğuyla mücadele etmek. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yoksullukla mücadelede ucuz ve sağlıklı gıda, ulaşım indirimleri, eğitim seferberliği ve suda indirim. Özellikle 5 yıl içerisinde de özellikle içilebilir su kısmı. İBB desteğini bütün bu paketlerle eğitim destek paketi, geçim destek paketi, evlilik destek paketi, sofra destek paketi ve işsizlik destek paketiyle tam 5 katına çıkaracağız. Mevcutun 5 katından bahsediyorum. İsmail Bey 4 aileden birisi bu şehirde açlık sınırının altında biliyor musunuz? 4 aileden birisi. Hı hı. Feci bir durum bu. Dolayısıyla biz açlık sınırı altındaki ailelere 2020 liraya kadar maddi destek sunacağız. Hı hı. Bu ortalama yılda 6000 ile 13000 lira civarında bir maddi desteğe denk geliyor ki biz bunu evin kadınıyla paylaşacağız. Bunların her birinin maliyeti neye tekabül ettiği de ortada, onu ifade edeyim. Eğitim destek paketinin içerisinde 500 bin öğrencimiz var. Okullarına yemek getiremeyen ailelerin çocuklarına kumanya desteğimiz bile var. İşsizlik destek paketimiz. Bakın biz işsizimizin yanında olacağız. Bölge istihdam ofisine kayıt yaptıran işsizlerimizi, evet. Öyle işsizlik maaşı alan değil. İşsiz maaşı da almayabilir. Bölge istihdam ofisimize katılan 200 bin insanımıza biz iş bulacağız. 200 bin insanımıza. Kayıt yaptıran peki, ve bizim eğitim desteğimize saniyesi. Katılan insanlara biz diyoruz ki biz sizin ücretsiz ulaşım desteği sunacağız. Özellikle ulaşım indirimlerinde sadece yaptıklarımıza yetinmeyeceğiz. 12 yaş altına ücretsiz yapacağız. Peki. 0-4 yaş arası bebeği olan annelere ücretsiz ulaşım vereceğiz. 25 yaş altı öğrenci olmayan tüm gençlere de %40 indirim yapacağız. Peki. Belediye hizmetlerinde gönüllü çalışan insanlara da bir takım ücretsiz imkanlar sunarak peki. Yoksullukla mücadele edeceğiz. Şimdiki soruyu size sorarak başlayacağım. Şöyle 3 dakikaya sığdırmaya çalıştım. Evet, şöyle düşünelim. Ben İstanbul'da yaşayan Kürt kökenli ve Türkiye Cumhuriyeti aşığı bir kardeşinizim. Ben şimdi gelişmeleri dikkatle takip ediyorum. İkinizden birine oy vermek istiyorum. Binali Yıldırım'a mı oy vereyim, Ekrem İmamoğlu'na mı oy vereyim? Beni ikna ediniz. Mesela bugün tabii sıcak bir habercilik aslında gelişmesi yaşandı. Selahattin Demirtaş'ın tahliye edileceği şeklinde bir haberler çok konuşuldu ama avukat da bir açıklama yaptı. Bundan tahliye edilse bile 2020'ye kadar cezaevinde kalacak dedi. Bunu da yorumlamak isterseniz bilemem ama benim şimdiki sorum İstanbul'da yaşayan bir Kürt kardeşiniz olarak ben hanginize oy vereyim? İkinize de bunu sormak istiyorum. Sizinle başlayacağım. Buyurun. Şimdi bakın yoksulluktan bahsettim değil mi? Sosyal politikalardan bahsederim. Kadından, anneden, çocuktan. Ben kimden bahsediyorum? Bunu derken ya Kürt kökenli vatandaşımın çocuğu mu diyorum? Türk kökenli çocuğumun, işte vatandaşımın çocuğu. Böyle bir şey demiyorum ki. Benim vatandaşım diyorum. 16 milyon İstanbullu diyorum. Hı hı. Ve yola çıktığım ilk gün İsmail Bey, partimin genel başkanıyla oturduk sohbet ettik. Efendim dedim, ben İstanbul İttifakı'nın adayı olmak istiyorum. Gayet doğru. Çünkü ben belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Partizanlığı o İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinden söküp atacağız. Partizanlık bu ülkede bitecek. Partiler üstü davranma. Partiler bir araç, amaç değil. Birileri için amaca dönüşmüş olabilir. Bizim için araç. Hizmet için araç. Dolayısıyla bunun içinde AK Partili hemşerim de var. Bunun içinde Saadet Partili hemşerim de var. Milliyetçi Hareket Partili hemşerim de var. Elbette ki HDP'li hemşerim de var. Elbette ki Büyük Birlik Partili hemşerim de var. DSP'li de var. Hepsi var. Sadece İttifak Partisi'nin adayı değilim ki ben. Sadece ittifak partilerinin belediye başkanı da olmayacağım. Partizanlık bu ülkenin en büyük düşmanlarından biridir. Neredeyse
Yani terör en büyük sorundur. Peşinden gelen en büyük sorunlardan biri partizanlıktır. İnsanlar birbirine selam alıp vermeyecek duruma geliyor. Biz bu milleti barıştırmaya geliyoruz İsmail Bey. Biz bu milleti eşitlemeye geliyoruz. Bağcılar'daki çocukla Kadıköy'deki çocuğu eşitlemeye geliyoruz. Bağcılar'daki çocukla ya da Esenler'deki çocukla Bakırköy'deki çocuk tarifini yaparken ben kökenimi mi söylüyorum? Benim çocuğum, bu şehrin evladı. Bakınız barış, özgürlük, eşitlik nereden başlar biliyor musunuz? Mahalleden. Aileden değil, mahalleden. Biz mahallede demokrasiyi, sonrasında o semtte, sonrasında o ilçede, sonrasında bu şehirde sağladığımız takdirde bu şehirde hiç kimsenin sorunu kalmaz. Bu kadar keyifli bir şehir inşa etme çabası içerisindeyiz. Zira partizanlıkla ilgili onlarca ben örnek verebilirim. Az önce sorumun içinde sordum, o da kaynadı. Bir tane verin. Benim söylediğim örneğin gönül belediyeciliği ile ilgili afişler niye asıldı Büyükşehir Belediye'nin? Bana 25 belediyenin kazanıldığını anlattı Sayın Yıldırım. Partizanlıkla ilgili benim dememe gerek yok. İstanbullu biliyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? AK Partili hemşehrilerim biliyor. Bakın AK Partili hemşehrilerim biliyor. Bu saatlerce sürer. Partizanlığın yok edilmesine sadece ben değil, Sayın Yıldırım da mücadele etmeli. Bunun farkında. Herkes farkında. Bu ülkede bu kadar parti, bu kadar tek kişilik irade yok. 16 milyon kişilik irade. Ben özgürüm, özgünüm. 16 milyon insandan gücünü alan bir belediye başkanı adayım ve belediye başkanı olacağım. Teşekkür ederim. Binali Bey, aynı soruyu size de yöneltmek isterim. Evet. İstanbul'da yaşıyorum. Kürt kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti aşığı vatandaşım. Evet. 31 Mart'ta oyumu kullandım. İkinizden birine oy verdim. Şimdi 23 Haziran'da yine oyumu kullanacağım. İkinizden birine oy vereceğim diyelim. Ben neden size oy vereyim efendim? Yani Kürt kökenli vatandaşım. Evet, evet. Çünkü bir açılım da yaptınız. Bir takım açıklamalar yaptınız. Diyarbakır'a gittiniz. Mehdi Eker'le birlikte çok konuşuldu. Çok manşetler oldu. Buyurun efendim. Şimdi biz hizmet yaparken İstanbul'da veya Türkiye'de 16 yıldır ben hizmet yapıyorum. İnsanların etnik kökenine bakmayız. İnançlarına bakmayız. Ve insanlarımızın hizmet götürürken herkese aynı hizmeti götürürüz. Prensibimiz budur. Particilik, seçimlerde kampanyada parti vardır. Kampanyada partinizin kampanyasını, söylemlerini dillendirirsiniz. Seçim biterse rozetinizi çıkarır, hizmet yaparsınız. Şimdi eğer biz partizanlık falan yapıyorsak, eğer adres bize ise ben bunu şiddetle reddederim. Böyle bir şey yok. İzmir'e gitsin Sayın Ekrem Bey. Orada benim neler yaptığımı görsün. İzmir'in toplu taşıması İzban'ı biz belediye ile beraber yaptık. Orada CHP belediyesi var. İzmir'in çevre yolunu yaptık. Konak tünelini yaptık. Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık. İzmir-İstanbul otoyolunu yapıyoruz. Bu sene sonu açılacak. Ve İzmir-İstanbul 2 saat 10 dakikaya düşecek. Yani partizanlık bize hiç asla ve asla bizimle beraber telaffuz edilmez. Bunu şiddetle reddederim. Türkiye'nin her köşesine hizmet götürdük. Bundan sonra da her köşesine İstanbul'da yaşayan 81 vilayetten gelen bütün kardeşlerimize, Karadenizli'ye de, Trabzonlu'ya da, Diyarbakırlı'ya da, Hakkari'ye de, Ağrılı'ya da, İzmirli'ye de, Hataylı'ya, Sinoplu'ya, Yozgatlı'ya ve Edirne'ye, yani 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinden İstanbul'a gelmiş, burayı mekan tutmuş, evi yapmış, iş yeri yapmış, çoluk çocuk yetiştirmiş ve çocuklarının geleceğini düşünen 15 milyon İstanbulluya biz hizmet için varız. İstanbul'a yapılan hizmet asla ısraf değildir. İstanbul'a ben 1994'ten beri hizmet ediyorum. İDO Genel Müdürlüğü yaptım. Cumhurbaşkanımızın
belediye başkanlığı sırasında 4,5 yılda İDO'yu dünyada kendi sınıfında bir numara yaptım. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi bitti mi süremiz? Evet. Şimdi efendim bu akşam şimdi şöyle bir bakıyorum. Olağanüstü bir iyilik yaptınız memlekete ikiniz aslında. Medenice konuşabildiğimizi gösterdik. Siyasi iki rakip açısından önemli bir şey gösterdiniz. Şunu da yapar mısınız efendim? Birkaç sorum daha var da. Hay hay. Şimdi sosyal medyada da çok konuşulmuş. Her ikinizden de mal varlığı beyanını açıklamanızı istiyorlar. Mesela her ikinizle ilgili de işte aileleri de zengin deniliyor. İşte siyasete girdiği zaman işte İmamoğlu'nun, Yıldırım'ın ne kadar parası vardı, şimdi ne kadar oldu. Çok konuşuluyor. Her ikinizle ilgili de. Şunu yapar mısınız efendim? Belediye başkanı seçilirseniz ailenizle birlikte çoluklarınız, çocuklarınız, babalarınız, aile şirket mal varlığı beyanında bulunur musunuz? İkinize de sormak istiyorum. Ve bu konuyu biraz açıklar mısınız efendim? Bu son derece önemli bir konu. Mal varlığı beyanında bulunmak bizim yani keyfi ihtiyarımızda değil. Mecbursunuz bulunmaya. Yani siz kamu adına hizmet görüyorsanız, bir memur dahi olsanız, mal varlığı bir küçük yönetici olsanız, mal varlığı beyanınız olacak. Ben 16 yıldır mal varlığı beyanı veriyorum İsmail Bey. Her senede değişiklik olursa yeniliyoruz. Bunlar, kamuoyuna açıklıyor musunuz? Kamuoyuna açıklama diye bir adet yok. Olsun. Hiçbir şekilde. Bir adet olsun. Var olabilir. Siz başlatın adeti. Hiç problem yok. Benim açımdan hiç fark etmez. Ama herhangi bir dava konusu oldu mu zaten mal varlığı mahkeme tarafından talep edilir ve dosyaya konur. Yani bizim onu kapatırız. Usul bilmiyorum. Tabii hukuken bir sakıncası var mı yok mu? Benim açımdan bir sakıncası yok. Hazır mısınız yok. Böyle bir şeye? Benim açımdan hiçbir sakıncası yok. Çocuklarımın mal varlığının zaten bir koruması falan da yok. Onların ticaretle uğraşıyorlar. İşleri güçleri var. Onlarınki kamuya da açık. Herkes her an bakar. Bu konuda davalar da oldu. Birçok dava kazanıldı, birçok tazminatlar da yapıldı. Seçim üzeri hababam eski iddialar tekrar ortaya kondu. Yeni bir tazminat süreci başlayacak. İsmail Bey, biz hiçbir şekilde mal varlığımıza, geçmişimizle, yaptıklarımızla her zaman hesap verdik. Bundan sonra da vermeye hazırız. Hem burada hem öbür tarafta hesap vermeye hazırız. Peki bir sonraki soruda bir dakika vereceğim size efendim. Evet. Buradan çünkü şey yaptınız. Siz efendim şimdi Binali Bey dedi ki böyle bir adet yok ama adet olabilir. Siz ikiniz iki medeni siyasetçi, iki medeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Siz ne dersiniz mal beyanı konusunda? Siz verir misiniz, kamuoyuna açıklar mısınız? Ve belediye başkanı olduğunuz takdirde ailenizle birlikte bu konuda ne söylemek istersiniz? Buyurun. Öncelikle Sayın Yıldırım'ın açıkladığı gibi aynen hepimiz kamu görevlisi olmamızdan dolayı mal beyanımızı zaten veriyoruz. Kendileri işte 16-17 yıldır veriyorum diyor. Ben de yaklaşık işte 5,5 yıldır bunu her yılda yenileyerek veriyoruz. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da beyan etmiştim. Ancak bu sorunuzun inceliği şurada. Hı. Yani yeni bir siyasi dönem, yeni bir siyasi ahlak, evet. Yeni bir süreç. Ben hatta buna şeffaflık. Yeni nesil belediyecilik, şeffaflık, katılımcılık, yani belediye başkanı olmak ya da işte milletvekili olmak, bakan olmak vesaire bir kere meslek değil. Hepimiz bir görev yerine getiriyoruz. Sayın Yıldırım'ın daha önce getirdiği görevler gibi. Yine bir görev daha yerine getireceğiz. Başka görevler de nasip olabilir. Her ikimize de, başkalarına da. Ama erdemli, ahlaklı, süreci iyi yönetebilmek, insanlara hesap verme noktasında dürüstlüğümüzü ortaya koymak adına biz şahsım adına bu önerinizi aynen Yıldırım gibi, Sayın Yıldırım gibi zevkle kabul ediyorum. Tabii ki ailece olmalı. Benim de ben varım, eşim var, çocuklarım var, babam var. Keza aynı şekilde tabii ki Sayın Yıldırım'ın da ailesi var. Bunun beyanında bulunmak, toplumun önünde bunun olması. Peki. Yarınlardaki kaygıları ve bunları çözüme kavuşturur diye düşünüyorum.
Benim de alacağım var. Sizin de alacağınız var. Hepsini hesaplıyorum. Şimdiki soru Suriye meselesi. Efendim, şimdi bu İstanbul'da yaşayanlar için 500 binden fazla Suriyeli var İstanbul'da. Ve bu aslında iyi yönetilmeyi, entegrasyonu, uyumu, göçmen politikalarını da kapsıyor. Türkiye tabii büyük bir fedakarlık yapıyor bu konuda. İnsaniyetini gösteriyor. Ve hiç kimsenin ırkçı yaklaşım hakkı yok burada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak her ikinizden ben bu Suriye meselesinde bu çocuklar yani Türkiye'de doğuyorlar, İstanbul'da doğuyorlar. Ne yapacağınızı çok merak ediyorum. Bu aynı zamanda benim çok değerli bir meslektaşımın sorusu. Buyurun Ekrem Bey. İsmail Bey, mülteci konusunu biz iyi yönetemedik. Mülteci konusunu sadece vicdanla ve toplumsal tavırla, davranışla açıklamak mümkün değil. Zira mülteci konusu aynı zamanda bir takım evrensel hükümler taşır. Şunun altını çizelim. Güneyimizde yaşanan bu insanlık dışı olaylar sonrası Türkiye'miz yalnız bırakılmıştır. Bunun altını çizelim. Ben bu konuşmayı yaklaşık 3,5 yıl önce Fransa'da katıldığım Avrupa Belediyeler Birliği ile ilgili bir toplantıda yaptığım konuşmanın içeriği aynı bu minvaldeydi. Yalnız bırakıldık. Siz bizi bu süreçte yalnız bırakarak dünyayı başka bir tehlikeye sürüklüyorsunuz diye Avrupa'da katılan katılımcılara seslenmiştim. Bugün geldiğimiz noktada bakın 547 bin kayıtlı Suriyeli göçmen var İstanbul'da. Yani nüfusun %4'ü ve bu göçmen sayısının kayıt dışı rakamlarla 1 milyona ulaştığı yönünde yoğun gözlemler var. Yoğun gözlemler var. 3 aşamaya bölüyoruz bunu. Yani göçmenliğe ve mülteciliğe ilişkin mutlaka ve mutlaka 16 milyonluk kenti yöneten bir belediye başkanı olarak bir masa kuracağız. Ve bu masa aktif çalışacak. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu hususta ürettiği bir politika yok. Sessiz, kulakları tıkalı. Ya siz 16 milyonluk şehri yönetiyorsunuz. Nasıl sessiz kalabilirsiniz? Siz politika üretmelisiniz. Bir, biz mevcut mülteci insanları, özellikle çocuklarını, özellikle kadınlarını bir envanter çıkarıp bir takım, bakın ben sokak sokak geziyorum, çocuk evlilikleri görüyorum. Çocuk evlilikleri. Yani mevcut mülteci kadınlarının farklı uyruklarla da evlendiğini tespit ediyoruz. Sokakta görüyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla biz çocuğu ve kadını koruyacağız. Belediyede özel masa mı kuracağız? Kesinlikle. Özel bir masa kuracağız ve bu konuyla özel ilgileneceğiz. İkincisi, yani bu envanter çalışmasıyla beraber biz, yani şunu da söyleyeyim. Benim partimden olabilir. Plaja girmesini, yanlış kardeşim. Ben insanlık dışı uygulamalara net, yanlış, bitti, nokta. Biz bu işin bu tarafında en insani duygularımızla, bizim geçmişten bugüne kapsayıcı duygularımızla hareket edeceğiz. Bir ikinci husus. Bunu yaptık mı? Yaptık. Ülkemiz adına ulusal politika geliştirme noktasında aktif davranacağız. Aktif davranacağız. Yani burada nerede yanlış yapıyoruz? Bir anda 3,5 milyona yakın mülteci bu ülkenin her yerine dağılmamalıydı. Bunu engellemek için neler yapabiliriz? Bu süreci nasıl destekleyebiliriz? Bu anlamda belediyelere düşen görevler nelerdir? Nasıl paylaşabiliriz? Peki. İşin içinde olmamız gerekiyor. İlave kullanın buyurun. Tabii 30 saniyeniz. 1,5 dakikaydı. 1,5 dakikaydı. Hayır, neyse. Olur. Hızlıca toparlıyorum. Üçüncü husus. Bakın üçüncü husus. Biz uluslararası alanda da 16 milyonluk kenti yönetiyoruz. Bu ülkenin sesi olarak gidip şunu diyeceğiz. Güneyimizde yaşanan olaylarda toprağın altındaki petrolü düşünerek sadece, oradaki barış sürecine katkı sunmayarak, oradaki demokrasi sürecine katkı sunmayarak bizi mülteci sorunuyla baş başa kıramazsın. Peki. Bu anlamda mücadelemiz devam ediyor. Son cümle. İstanbul'un sokakları tehdit altında. İstanbul'un mahallelerinde doğudan, güneyden, kuzeyden gelen vatandaşlarımız ekmeğinin elinden alındığını düşünüyor. Ve bu hususla ilgili bizden aktif rol almamızı istiyor. Biz aktif rol alacağız. Peki. Bu sürece çok önemli bir başlık olarak ele alıp mutlaka katkı sunacağız. Bütün sürenizi masruflaşmış oluyoruz. Evet. Binali Bey, siz efendim bu Suriye meselesi, tabii Türkiye'nin bu konuda gösterdiği fedakarlık gerçekten, hani bu dünyanın bütün zengin ülkelerinin gösterdiği tutarsızlık ve ilgisizliğin yanında çok önemli.
Fakat İstanbul'da 500 bin, biz bunu acaba gerçekten hani fedakarlık yapıyoruz, bütçe ayırıyoruz ama siz belediye başkanı seçilirseniz ne yapacaksınız efendim? Ekrem Bey çok şey anlattı da ne yapacağını söylemeyi unuttu. Ben anlatayım ne yapacağım. Bir, göçmen konusu, özellikle Suriyeliler. Biliyorsunuz Suriye'de iç savaş başlayınca bu insanlar ölümden kaçtılar. Canlarını kurtarmak için bize sığındılar. Biz inancımız gereği, geleneklerimize uygun olarak misafir ettik. Yani biz ev sahibiz. Onlar muhacir. Misafir ettik. Ve bu işin başlangıcı böyle oldu. Şimdi bunlar geçici koruma statüsündeler. Böyle bir kimlikleri var. Geçici koruma. Nerede olurlarsa olsun, hangi şehirde olurlarsa olsun. Bunların hepsinin kaydı kuydu var. Eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri de veriliyor. Bunlar en temel insanlık hizmetleri. Tabii şu görüşüne katılıyorum. Uluslararası camia bunlara gerekli desteği vermedi. Sadece Türkiye'yi bu konuda ne kadar güzel yaptığını, tam bir insanlık dersi verdiğini her platformda söylediler. Ama ellerini taşın altına koymadılar. Akdeniz'den sınırlarına ulaşan veya kara sınırlarına ulaşanları oralarda açlığa, yoksulluğa, yokluğa terk ettiler. Hatta denizde boğulmalarına göz yumdular. Lafı uzatmayalım. Bunlar geçici, gidecekler. Nitekim Afrin harekatını yaptık biliyorsunuz. Ben başbakandım. Oraya şimdi bir kısmını gönderdik. Cerablus'u, Elbab'ı aldık, oraya gönderdik. 500 bine yakın Suriyeli gitti. Şimdi Fırat'ın doğusundaki o bölgeyi, 711 kilometreye 50 metrelik bandı temizleyip diğerlerini de oraya göndereceğiz. Ama bu süre içerisinde İstanbul'da yaşayan özellikle belirli ilçelerde, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Beyoğlu gibi bölgelerdeki sayı fazla. Burada bir asayiş sorunu, İstanbulluların huzurunu, İstanbulluların rahatını kaçıran olaylara karışırlarsa, kanunsuz işler yaparlarsa, bunların normal seyirde gitmesini beklemeden hiç kusura bakmasınlar. Tutar göndersin. Peki. Bu kadar açık. Bunu tabii belediyenin... Son bir dakika belediye, öbür taraftan kalmıştı onu veriyorum. Belediyenin bu işi tek başına yapması mümkün değil. Bu iş şöyle yapılacak. Yani merkezi hükümetle yapılacak. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi ile yapılacak. Yani bu bir koordinasyonla çalışacak. Bir konuda düzeltme yapmak isterim. Buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şey var. Yani mültecilerle ilgilenen bir birim var. Belki bu birim daha güçlendirilebilir. Peki. Ben buraya gelmeden önce o bilgiyi aldım. Onu ifade etmek isterim. Bu çok önemli isterim. Bir konuydu. Efendim şimdi son birkaç sorumuz artık. Son iki soru. Öyle mi? Asıl biz konularımıza... Ama arzu ederseniz birkaç soru daha açık. Yani son sözlerinizi bırakacağım. Şu şeylere girmemiz lazım. Ülkemizin gelişmesi için, toplumsal hayatımızın güçlenmesi için kadın meselesi çok önemli. Kadının toplumsal hayattaki güçlendirilmesi. Her ikiniz de memnuniyetle duydum ki eşlerinizle birlikte geldiniz. Onlar da size eşlik ediyorlar, güç ve moral veriyorlar. Kadın, kadının güçlendirilmesi, kadının istihdamının artırılması. Mesela kreş, kadının çalışması için kreş. Bu konuda da sizinle başlayacağım efendim. Çünkü bunu çok önemsiyorum. Evet. Daha sonra size aynı şeyi soracağım. Buyurun Binali Bey. Şimdi tabii kadının iş hayatına katılması, kadının toplumda daha etkin yer alması zaten son 16 yıla bakarsanız ciddi bir artış var. %21'di, şu anda %34'e çıktı. İş hayatında kadının yer alması. Siyasette de artış var ama istediğimiz düzeyde değil. Ama bir memnuniyet verici şey var. Üniversitedeki
kız öğrencilerin sayısı erkeklerden fazla. Kadın öğretmenlerin sayısı erkek öğretmenlerden fazla. Hakimlerin sayısı erkek hakimlerle hemen hemen aynı, hatta biraz daha fazla. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Asıl bizim yoğunlaşmamız gereken kısım ev kadınlarımız. Ev kadınlarımızın iki türlü sorumluluğu var. Hem çocuklara bakıyorlar, ev işlerine bakıyorlar ama onların da sosyalleşmeye, dışarıya çıkmaya ihtiyaçları var. Onların el emeği, göz nuru, üretimlerini biz belediye olarak alıp değerlendireceğiz ve her aileye 1000 liraya kadar ev işi yapan bir katkı sağlayacağız, hı hı, aylık. Hı hı. İki, İstanbul'un 961 mahallesi var. Bunun 300'ünde kreş yok. Bu 300 mahallede 955 tane kreş yapacağız. Yani ev kadınları çocuklarını rahat bir şekilde gözü arkada kalmadan bırakacak, dışarı çıkacak, tekrar gelip oradan alacaklar. Hı hı. Şimdi tabii bu şeyler Ekrem Bey'de de olabilir. Yani ben aynı vaatler bir Amerika'yı... Yarışınız efendim, vaatlerde yarışınız, iyiliklerde yarışınız. Tabii yani olabilir tabii. O olmasında ama benim şunu söylemek istiyorum. Birçok vaatler zaten hali hazırda belediyenin sosyal vaatleri diyorum. Diğer projeleri konuşmuyorum. Belediyenin yaptığı şeyler var, yeni vaatler var. Onu sadece ayırt etmek için bunu söyledim. Şunu söyleyeyim. Ya mesela Ekrem Bey Beylikdüzü'nde kreş vaadi vermiş. Zannediyorum 11 tane kreş vaadi vermiş. Sadece bir tane yapabilmiş. Keşke 11'ini de yapmış olsaydı, ne güzel olurdu. Soracağız şimdi. Önemli olan vaat vermek değil, İsmail Bey, vaadi yerine getirmek. Peki. Yani siyasetçinin kalitesi oradan ortaya çıkar. Ben verdiğim hiçbir vaadi karşılıksız bırakmadım bugüne Peki. kadar. Peki, soralım. Ama yapmayacağım hiçbir vaadi de Peki. yapmadım. Ekrem Bey, kadın, kadının güçlendirilmesi, kadının çalışma hayatına katılması için en önemli olay kreş, kreş imkanları. Buyurun, söz sizde, kadın konusu. Hızlıca şuradan başlayayım. Öncelikle siyasi kalitemiz konusunda yine bir hani yorumda bulundu. Kalite yorumu yapınca incitici oluyor. Bu tabii hoş bir yorum değil. Zira Beylikdüzü halkı ortaya koyduğu takdirle de bizim nasıl bir 5 yılda neler başardığımız hususunda net bir refleks ortaya koymuştur. Şunu da ifade edeyim. Bugün vaat verme pozisyonu bize aittir. Ama Sayın Yıldırım'a ait değildir. 25 yıldır yönetiyorsunuz. Bunu anlamadım. 17 Dinleyelim anlayalım efendim. Yani müdahale etmeyin. Binali Bey lütfen müdahale etmeyin. Ya İsmail Bey. Söz hakkını vereceğim efendim. Ama bakın onun hakkını. Ben de belediye başkanı adayım. Yani bu ne biçim laf? Bir saniye, bir dakika. Polemik yok efendim. Böyle bir şey olmaz. Ekrem Bey, sürenizi tamamlayacağım, merak etmeyin. 25 saniye oldu. Evet, farkındayım. Ben sayıyorum. Sayın Yıldırım'a şunu söylemeye çalıştım. İzah edeyim o zaman. Siz 25 yıla yakındır, 17 yılı da özellikle AK Parti dönemine ait olmak üzere, 15 yılda AK Partili belediye başkanlığı olmak üzere yönetimdesiniz zaten. O anlamda vaat bize yakışır. Siz bir şey yapmamışsanız, kadınla ilgili eylemleriniz yeterli değilse ve bugün bunları vaat haline getirmişseniz sevindirici. Benim burada söylediğim birçok vaadin tarihleri var. 15-20 gün sonra Sayın Yıldırım'ın bunları da açıklıyor olması, bizim vaatlerimize eşlik ediyor olması benim açımdan mutlu edici. Bunu eleştirmem. Tabii ki bizdeki açıklamalar takip ediliyor olması. 2019-31 Mart seçimleri ve şimdi yenilecek olan kısmıyla beraber bizim söylemlerimiz üzerine oturmuştur. Çünkü kaç kreş yapacaksınız? Biz insana, kadına, çocuğa, bu şehrin gençlerine oturttuk zemini. Bu çok değerli bir şey. Biz hızlıca 150 kreş açacağız. Hızlıca. 150. Tabii. 150 kreş. En fazla çocuk sayısı olan ve kreş olmayan 150 mahallede
hızlıca kreş açacağız. Bakın sadece kreş meselesi değil bu. Kadınların söz hakkı olma meselesi. Dolayısıyla mesela kadın istihdamı, kadın emek ofisleri, bu ofisler üzerinden satın alma garantisiyle kadınların çalışabilmesine fırsat tanımak. Kadınların hayat içerisinde olmasını sağlamak. Annelere 0-4 yaş arası bebekleriyle beraber İstanbul'u ücretsiz dolaşmalarını sağlayacağız. Yine 0-4 yaş arası çocuğu olan annelerle beraber, annelerin çocuklarla beraber bütün sosyal tesislerimizden %40 indirim almalarını sağlayacağız. Kadın sağlığı tarama merkezi. Aynı zamanda 7-24 hizmet veren 2 adet hızlıca istasyon sığınma evi açacağız. Kadın sığınma ve şiddet kriz merkezi açacağız. Ve bununla beraber bir şey söyleyeyim. İstanbul 73. sırada. Ben bunu açıklamadım. 2015 TÜİK verilerine göre İstanbul'da güvenlikte 73. sırada ve her 10 kadından 4'ü şiddet görüyor. Ek 30 saniye. Aynı şekilde bu da TÜİK verisi. Peki. Çocuğuyla beraber kadını özellikle ihmal ve istismar hususları üzerinden destekleyeceğiz. Bu anlamda özel ekiplerimiz olacak. Mahalle evlerimizde, mahalle kuracağımız 961 mahalledeki mahalle evlerimizdeki bu aynı zamanda mahalle meclisi kavramını içeriyor. Sosyolog istihdamı sağlayacağız. Niye Peki. biliyor musunuz? Özellikle çocuk istismarı ve kadına şiddetle ilgilensin diye. Bütün bu söylediğim şeyler aslında kadının ve çocuğun ki çocukla çok ilişkili. Tüm bu söylediklerim özellikle bugünün ev kadınlarına, evinde oturan Peki ama efendim. Hayata erişmek isteyen kadınlara olağanüstü hizmet ortamı yaratmış olacak. Soru sırası sizde fakat haklı bir eleştiri var bir meslektaşımdan. Aslında FETÖ sorusunu sordum fakat diyor ki bir meslektaşım İsmail Küçüköy, Ekrem İmamoğlu'na FETÖ yurtlarında kaldınız mı, Pensilvanya'ya gittiniz mi diye sordu. Lakin aynı soruyu bir tek buna ilişkin bir eleştiri var ama onu size ek olarak sormak istiyorum efendim. Siz aslında FETÖ ile ilgili mücadele konusunda söylediniz ama siz hayatınızda FETÖ'nün yurtlarında kaldınız mı, okullarına gittiniz mi? Mesela örgüt elebaşını gördünüz mü efendim? Bu soruyu da sormuş olayım. Ek olarak bu kapsam dışında bir önceki Yok. Konuyla. Yok. Yok. Yani ben ne örgüt elemanı FETÖ'yü görmüşüm ne de yurtlarında kalmışlığım yok. Peki. Şimdi bir İstanbullu olarak aslında her yerde aynı sorunu yaşıyorum ama ikinize de sormak istediğim bir mesele. Çarpık kentleşme, yapılaşma hangi partili belediye olursa olsun maalesef karşı karşıya kaldığımız hazin bir durum. İkinizden de bunun yanıtını çok merakla bekleyeceğim efendim. İsmail Bey içeriye konu olarak girmek adına özür diliyorum. Böyle. Yani sisteme dair evet. uyarım. İçeriklere konu olarak girme zorunda olduğumu hissettiğim anlamda bir yön çizebilmek adına kaç sorumuz kaldığını bilmek istiyorum. Son Çünkü bir soru. Bu sorumu Bu sorudan sonra benim özel bir sorum var bitiyor. Tamam. O zaman çünkü ben bazı alanlara girmek istiyorum belki evet. bu sorunuzda da onun için. Evet buyurun. Biz de... Ama söz hakkı verebilirim efendim. Bir dakika ya. Tamam biz, söz hakkı verebilirim. Hayır. Şimdi bir şey konuşalım. Buyurun. Biz doğrusunu istersen şeyleri, ulaşımı konuşmadık. İstanbul'un en büyük sorunu. Ben tam da o anlamda söyledim. Bazı ulaşımı konuşmadık. Efendim. Var efendim daha söyleyeyim. Trafiği konuşmadık. Çevreyi konuşmadık. Otoparkı konuşmadık. Efendim daha birçok konular Devam var. Edebiliriz efendim. Devam yani edebiliriz. Bunları konuklara bakın. Herhalde Ekrem Bey'de. Ekonomi beraber gireceğiz. Herhalde tamam Ekrem Bey'de bana bunu uyduruyor. O sizin muhatabınız ben değil. Aynı kapsamda, evet. aynı kapsamda tabii. sorumu sordum Peki. zaten. Şimdi sorumu şöyle soruyorum. İstanbul'un baş başa kaldığı çarpık kentleşme, bütün kentlerimiz gibi betonlaşma. Mesela deprem alanları kalmamış. Deprem alanları AVM olmuş, rezidans olmuş. Bunu nasıl çözeceksiniz? Bana bunu söyler misiniz Ekrem Bey? Hızlıca, aynı soruyu Binali Bey'e soracağım. Evet, hızlıca şunu ifade edelim. Bir kere İstanbul'un yönü yok. İstanbul'un gittiği yerle ilgili bir tanım yok. Yani İstanbul bugün buna Sayın Yıldırım da katılacaktır ki öyle bir hale gelmiştir ki nüfus planlamasına kaç milyon olacak İstanbul? 20 mi? 25 mi? 30 mu? Kaç milyonluk nüfus yerleşimi planlı? Böyle bir yönü yok. İstanbul şehrinin yönünü çizeceğiz. Hızlıca ilk bir yıl içerisinde mevcut durumu belirleyeceğiz. Sonraki bir yıl içerisinde de İstanbul'a 2030 ve 2050 hedeflerimizi açıklayacağız. Bu 2030 ve 2050 hedefleri bizim ortaya koyduğumuz yıllar değildir. Dünya çapında şehirlere atfedilen bir takım dönüm noktalarıdır. Bu Birleşmiş Milletler
nezdinde de çalışılmış yıl parametreleridir. Hı hı. Yani şunu demek istiyoruz. İstanbul'un nüfusu bu. İstanbul'un kırsal kent planlaması şu. İstanbul'un 150 mahallesi evet kırsalda kalacak. Tarım ve gıda üretimine yönlenecek gibi hususlarda İstanbul'a bir planlama getireceğiz. Bakın yeşil alan. Yeşil alan konusunda şunu söyleyeyim. Özellikle az önce de hani konuyla ilgili söylediler, bir takım raporlar açıkladılar ama İstanbul yeşil alan bakımından İstanbul Türkiye dünyanın en sıkıntılı metropollerinden birisidir. Yani dünyanın önde gelen ülkelerin arasında birçok konuda verimiz gibi. Az önce yoksulluğu konuştuk. OECD ülkelerinde örneğin çocuk yoksulluğu konusunda son sıradayız. Yeşil alan keza aynı. Bunların hepsi yaşamı etkileyen şeyler. Biz 15 vadide yaşam vadisi açıkladık. Bunu niye açıkladık? İstanbul'un yeşile ihtiyacı var. Bir kuzey kuşağı açıkladık. Ne yazık ki kuzey ormanlarına verilen sıkıntı ve tahribattan sonra bizim özellikle böyle bir çalışmayla tam 30 milyon metrekarelik yeşil alanı bu şehre katma zorunluluğunu bütün toplumla paylaştık. Bunun yanı sıra bakın İstanbul'da kentsel dönüşüm çok önemli bir konu. Buna niye giriyorum? Depremi tetikleyen bir husus olduğu için. Yani bu şehre ben demedim. Bu şehri yönetenler, 25 yıldır bu kenti yönetenler, bu kente ihanet ettik cümlesini kuranlar söyle. Ben söylemedim. 25 yıldır yönetiyorsunuz. Yani sahile kurulan o yüksek binalar ya da bu şehrin birçok ilçesinde yapılan az önce söylediğiniz yeşil alanların yok edilerek, imara açılarak yeşil alanların özellikle deprem toplanma alanlarının yok edilmesiyle bu kentin yeşil alan fakiri haline getirilmesi. Bakın bütün bu unsurlarda katı, sıkı bu şehrin değişmez kurallarını var edeceğiz. Ve bu şehirde göreceksiniz. Peki. Nereye gittiğini bilen çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının mutlu olduğu. Peki. Gerçekten uygar bir kent var. Teşekkür edeceğiz. Teşekkür ederim. Binali Bey, size şimdi bu yapılaşma, yeşil alan, özellikle rakibinizin ifade ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti, çok üzülmüştü. Galiba hem İstanbul'da hem de Karadeniz'de ayrı ayrı açıklamaları oldu. İçişleri Bakanı'nın da keza o da Karadeniz'i. Bu ihanet ettik şeklindeki sözleri. Bunu yanıtlayacaksınız efendim, 3 dakika. Oradan bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra sizinle konuşacağız. Kaç dakika daha uzatmak isterseniz, kaç soru daha almak isterseniz ona göre biraz daha devam edebiliriz. Şimdi buyurun, sizinle kapatacağız, reklama gideceğiz, sonra döneceğiz. Evet, teşekkür ederim. Tabii İsmail Bey, yeşil alan bir şehir için önemli. İki şekilde önemli. Birisi şehrin nefes alması. İnsanlar binalardan, yeşil alan olmamasından bunalıp kendine atacak bir yer bulması lazım. Bu anlamda önemli. Bizim de 20 tane yeşil koridor projemiz var. Şurada görülür. Bu Silivri'den başlıyor, Pendik'e kadar devam ediyor. Esasında İstanbul'un dereleri bunlar. Önceden buralar dereydi. Daha sonra yapılaşmadan dolayı bir kısmı artık adı kaldı, kendisi yok. Biz bütün bu dereleri ihya edeceğiz. Bu dereleri ihya ettiğimiz zaman ne olacak İsmail Bey? 37 milyon 500 bin metrekare ilave bir yeşil alan kazanmış olacağız. Bu alan hem derenin etrafında yürüyüş alanları olacak, bisiklet alanları olacak, piknik alanları olacak. Bununla kalmıyoruz. Buradan da yatayda millet bahçelerine geçiş olacak. Ondan sonra her mahallede 200 metre mesafede bir çocuk parkı olacak. Sonra semt parkları, sonra millet bahçeleri ve bu koridorlarla entegre olacak. Dolayısıyla kuzey ormanlarına erişimi bu koridorlarla sağlayacağız veya kuzeyden Marmara'ya inişi sağlamış olacağız. Ve bu şekilde de hem yeşil alan miktarını arttıracağız, aynı zamanda da buralar depremde geçici barınma alanları olarak da kullanacağız. Sadece toplanma değil. Bu çok heyecan verici bir proje ve çok kolay da yapılabilir.
bir projedir. Ve bunu yaptığımız zaman İstanbul'un kişi başı yeşil alan miktarı 10 metrekarenin üzerine çıkmış olacak. 11, şu anda 8 metrekare civarında çıkmış olacak. Tabii dikey yapılaşma kötü bir şey. Hem şehirde sosyalleşmeyi ortadan kaldırıyor, aynı zamanda da şehrin güzelliğini ortadan kaldırıyor, kimliğini ortadan kaldırıyor. Yani ben şöyle gelmeden baktım, İstanbul'un bu dikey yapılaşmasında ilçeler bazında bir inceleme yaptım. 22 ilçede yoğunlaşmış. Bu 22 ilçenin 18'i CHP belediyesi. Dikey yapıların. 4 tanesinde AK Partili belediye başkanları var. Yani bu işte AK Parti'nin taksiratı bunu var. Bunu Ekrem Bey'e soracağım. Bu çünkü evet. Önemli bir konu. Dönüşte evet. Soracağım size. Şimdi efendim süremiz doldu. Bir reklama gidelim izin verirseniz. Olur. Olur. Evet sevgili Türkiye'm, çok önemli bir seçimden önce tarihi bir açık oturumdayız. Son olarak 10 dakikalık reklam. Dönüşte belki 15 dakika, belki 20 dakika adaylar ne kadar arzu ediyorlarsa oradan kapatacağız bakalım.
16 Haziran 2019 Pazar. Gerçekten Türkiye'deki demokratik hayat bakımından, çok partili siyasi hayat ve ifade özgürlüğü bağlamında, rekabet koşulları bağlamında bence önemli. Sosyal medyadaki gelişmeleri de takip ediyorum. Tabii format ortak kararlaştırıldı. İki partinizin yetkilileri, sizlerden onaylar alındı. Benim en son aşamada bir takım müdahalelerim falan oldu. Her ikinize de sordum. Her ikinize de mesela ben Binali Yıldırım'a sordum. Ne bekliyorsunuz bu açık oturumdan? Ben dedi Binali Yıldırım'ın ortaya çıkmasını istiyorum. Olmadığım bir adam gibi algılanmak istemiyorum dedi. Bu programdan benim amacım budur dedi. Size sordum. Siz de benzeri bir açıklama yaptınız. Dediniz ki benim bütün özelliklerimin ortaya çıkmasını istiyorum dediniz. Dilerim ki izleyenler buna uygun yanıtlar bulmuşlardır. Son 3 soru efendim. Önce gençler. Gençler konusunda ne yapacaksınız? Ama bunun içerisine eğer engelli kardeşlerimizi de katarsanız çok memnun olurum. Çünkü engellilerin de hayatın içine katılmasını çok önemsiyorum. Sizinle başlayalım. Sonra Binali Bey'e geçelim. Buyurun. İsmail Bey, bu şehir çocuk kenti ve genç kenti. Avrupa'da sadece gençlerimizin nüfusunu geçen neredeyse bir iki şehir var. Dolayısıyla bizim hem çocuklara bakın 0-4 yaş arası çocuk sayısı 1 milyon 200 bin üzerinde. Hem çocuk hem genç politikası bu şehrin inanılmaz önceliği olmak zorunda. Genç deyince aklımıza ne gelir? Eğitim. Bu bir seferberlik, eğitim seferberliği. Yani kreşte başladığımız o seferberlik süreci gençlerin üniversite eğitimleri bittikten sonra meslek edinme ve hayata katılma noktasına varıncaya kadar takip edilmesi gereken önemli bir alan. Genç kart, ulaşımda, kültür, sanat, sosyal tesisler ve sporda %40 indirim. Öğrenci olmayan tüm gençler buna dahil. Zaten öğrenci olanlara indirimimizi yaptık. Taahhüt etmiştik, yerine getirdik. Üniversite bursu. 75 bin öğrenciye 8 ay boyunca 400 lira İstanbul'a gelene de İstanbul'dan gidene de. Yani İstanbul'da ailesi olup İstanbul dışına gidenlere de 400 lira öğrenci bursu vereceğiz. Yurt hızlıca. Biz kimseye muhtaç değiliz. 12 kadın, 8 erkek öğrenci yurdu hizmete geçireceğiz. 10 adet yeni gençlik merkezi ki çok etkin olacaklar. 10 adet dünya dilleri merkezi. Bu çok önemli. Hangi dil isteniyorsa, hangi dilde talep varsa dillerine dönük eğitim verdireceğiz. Dünya dillerini öğrenen insanlar daha hızlı iş sahibi olabiliyor. Ücretsiz online hizmeti, online şeklinde de dil eğitim vereceğiz. E-spor arenaları. Gençler özellikle İstanbul'dan başka şehirlere kaçmayacak. Yılda 230 milyon dolarlık bir tarif yapılıyor. Beyin göçü yaşıyoruz. Yani bunun piyasa değerlendirmesini yapan insan kaynakları uzmanları var. Bizim gençlerimiz hayallerini İstanbul'da kuracak. Ben İstanbul'da mahallelerinde iş bulamayan, 350 bin o mesleği bile olmayan, okutamayan, ben bunları sahada yaşadım ve yerine getirdim. 350 bin gencin Ekrem abisi olmaya geliyorum. Bunu hiçbir gencimiz hafızasından çıkarmasın. Ben onların Ekrem abisi olacağım. Erişilebilir bir kent olacağı İsmail Bey. Bu kent erişilemiyor ise, bu kent engeller için engeller taşıyorsa, o zaman bu kentin vicdanı yok demektir. Biz bu kenti vicdanlı bir kent haline getireceğiz. 10 adet engelli gündüz bakım evi. Ailesine izin vereceğiz, engelliye biz bakacağız. 10 adet Alzheimer gündüz bakım evi. Çok önemli. Günümüzün, çağımızın ne yazık ki hastalığı. Yaşam becerileri öğrenme köyü kuracağız. Çok geniş çaplı bir projemizdir bu. Yaşlı ve engellilere acil durum bilekliği. İstanbul'un geneline bunu yaygınlaştıracağız. Ve aktif yaşlanma programı diye yaşlılarımızı yaşlandıkça bu kentten keyif almalarını sağlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Binali Bey, siz tabii özellikle gençleri çok önemsiyorum dediniz. Mutlaka bir sonraki soru gençler olsun dediniz. Ve Binali Bey ile Ekrem Bey de bu konuda uzlaştınız. Şimdi fazladan süre aldığımız için buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Bir kere benim gençler benim kankam. Gençleri benim kankam olmaya davet ettim. Çok da güzel tepkiler aldım. Gençlere 10 GB internet bedava olacak. Bu en baba müjde gençler için. Peki bu internetle ne yapabilirler gençler? 150 tane elektronik posta, 1500 tane elektronik posta gönderir alabilirler. 150 saat müzik çalabilirler. 150 saat internete girebilirler.
150 1500 sosyal paylaşım yapabilirler. 10 saat Netflix'te video izleyebilirler. Yani bunların tamamını 10 megabaytla gerçekleştirebilirler. İkincisi, müzeler ve tiyatrolar bütün gençlere ücretsiz olacak. Uluslararası belediyenin. Evet, belediyelerin. Tamam. Uluslararası e-spor olimpiyatlarını İstanbul'da yapacağız. Ekrana tutun efendim, şöyle ekrana tutun. Evet. Öğrencilere kırtasiye desteği var. Bunun miktarını arttıracağız. Amatör spor kulüplerine, 900 tane amatör spor kulübü var. Burada 150 bin lisanslı sporcu var. Bunlara 100 bin liralık tutarında destek vereceğiz her yıl. Şu anda bunun onda biri veriliyor. 10 kat artıracağız. Spor tesislerinden gençler ücretsiz yararlanacak. Motosikletle geçişler her iki köprüden bedava olacak. Yani motosikletliler var, 300 bin civarında. Üniversiteye hazırlanan, yani üniversitede okumayıp liseden mezun, öğrencilik vasfını kaybetmişlere de bu ulaşım indiriminden, yaptığımız ulaşım indiriminden onlar da yararlanacak. İşsizlik maaşı alana toplu ulaşım desteği vereceğiz. Öğretmenler de genç sayılır. Öğretmenler bütün toplu ulaşımdan bedava yararlanacak. Gençlere burs dedi. Ben bursu yazmadım. Ben de düşündüm yazmayı ama niye yazmadım? Çünkü belediyeler burs veremiyor. Veriyor idi esasında. Cumhuriyet Halk Partisi konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesinin artık imkansız hale getirdi. Tabii Ekrem Bey nasıl 75 bin öğrenciye burs verecek onu merak ediyorum. Peki, buradaki süreç bitti. Şimdi şöyle. Ama Ankara ile beraber çalışırsak, orada iki parti anlaşırsa bu mesele çözülebilir. Tabii. Aslında yapsanız iyi olur. Çünkü hanginizin belediye başkanı seçileceğini bilemiyoruz ama. İyi olur. Yani uzlaşsanız iyi olur. Bunun önce bu engelin aşılması lazım. Fakat Ekrem Bey'in daha önce beyanatı var. İstanbul Ankara'dan yönetilmeyecek diye. Bir saniye efendim. Bir konu. Şimdi yine sizinle sormam gerekiyor. Çünkü hani buyurun. Formatımız böyle. Hayır. Bir de ulaştırma efendim. İstanbul için en önemli meselelerden bir tanesi de ulaşım. Doğru. İşte geçen hafta Ekrem Bey'in bir açıklaması oldu. İşte kilometreleri söyledi. Aslında dedi bu kadar yapılabilir iken bu kadar yaptılar diye. Ben rakamları ifade etmeyeyim. Şimdi Binali Bey size bırakayım. 3 dakikanız var ulaştırmayla ilgili ulaşım politikaları konusunda ne yapacaksınız? Ne vaat ediyorsunuz? Ve daha sonra Ekrem Bey'e aynı soruyu soracağım. Buyurun efendim Binali Bey. Evet teşekkür ediyorum. Yani ulaşım benim işim. Tevazuya lüzum yok. Türkiye'de bu işi hallettim 16 yıl boyunca. Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarla donattık. Hava yoluna halkın yolu yaptık. Hızlı treni getirdik. Akıl yolları internetle yurdun her köşesini adeta ördük. Şimdi İstanbul'da ne yapacağız? İstanbul'un birinci derdi ulaşım. Ama yani Marmara'yı yaptık. Üçüncü köprüyü yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık. Kuzey Marmara yolunu yaptık. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Bunlar ayrı. Geçmişi konuşmayalım. Biz 2024'e kadar insanların trafikte yarım saat kazanmalarını sağlayacağız. Yani baba evine yarım saat önce gidecek. Nasıl? İşte yapacağımız raylı sistemler. 518 kilometreye çıkaracağız raylı sistemin uzunluğunu. Bu şu demektir. 233 kilometre var. Bunun üzerine her yıl minimum 50 kilometre raylı sistem yapacağız ve bu şekilde metroların payı İsmail Bey evet. Süre sonunda %48'e çıkacak. Bugün ne kadar? Bugün %18. %30 artmış olacak. Bu en önemli projemiz. Burada çok ciddi bir yatırım var.
Bugüne kadar Ankara metrolarını yaptık, İzmir İzban'ı yaptık, burada yaptığımız metrolar var. Dolayısıyla edindiğimiz tecrübelerle bunu kolayca yapabiliriz. Bilmiyorum Marmaray'ı Ekrem Bey kullandı mı? Bugüne kadar Marmaray'dan 350 milyon İstanbullu istifade etti. Yakın zamanda Marmaray'ın banliyö hattını Gebze'den Halkalı'ya kadar yaptık. O da hizmete girdi. Bu şekilde ciddi anlamda metrobüste biraz rahatlama oldu. Ama asıl metrobüsü rahatlatacağımız şey bu metrobüs güzergahını Beylikdüzü'nden Söğütlü Çeşme'ye giden bu güzergahı biz otonom ve akıllı metrobüs araçlarıyla değiştireceğiz. Kapasiteyi %50 arttıracağız. Böylece orada rahatlama sağlayacağız. Üstelik bu güzergahta da bir otoyol daha yapacağız. Yani Kuzey Marmara ile TEM arasında olacak. Ayrıca Levent ile Mahmut Bey arasındaki metroyu da Peki. bu sene sonuna kadar açmış olacağız. Bunu ben yaparım. Peki. Çünkü Türkiye'de daha önce yaptım. Peki, teşekkür ederim. Bu arada efendim her ikinizden de bir istirhamım, bir vatandaş olarak. Geçen hafta gazetelerde manşet oldu. Bazı metrobüs hatlarının, bazı vagonların işte alındığını, uygunsuz olduğunu, çürümeye terk edildiğini falan. Bunu da hanginiz belediye başkanı olursanız lütfen araştırın. Ve bizim paramızla ilgili bir sıkıntı olduysa olur mu? Hanginiz olursanız bilemiyorum ama araştırın. Baktınız mı ona bilmiyorum. Marmaray araçları için söylendi. O yanlış. O. Yanlış mı? Yanlış tabii. Depolarda çürüyen bir Hayır canım onlar yedekli peyderpey devreye giriyor. Yani Öyle mi? Külliyen yalan. Tamam. Bakanlık efendim, açıklamasını yaptı. Peki. Ya. Şimdi size aynı soruyu sormak istiyorum. İstanbul'da belediye başkanı seçilir iseniz önümüzdeki 5 yılda ulaşım, ulaştırma politikaları, özellikle metro, altyapı konusunda ne yapacaksınız? Buyurun. Ulaşım işi bütüncül bir yaklaşım, insanı hissetme ve insanla çözüm bulma, aktörleriyle, minibüsçüsüyle, taksicisiyle, otobüsçüsüyle, bunları yok sayarak değil, servisçisiyle. Bakın servis işinde tahtidi biz vaat ettik, biz taahhüt ettik. Bizim yola biz çıkışımızla, siz kimsiniz ama ben anlamadım. Ama müdahale etmeyin lütfen. Şu lütfen. An, ama, hayır, ikili hayır, polemik yapmayın. Tamam. Ben yapmıyorum tamam. İsmail Bey. Binali Bey'le yani, istirham edeceğim. Bakın şu anda, evet. şu anda vekaleten benim başkanlığım döneminden sonra vekaleten bakan Vali Bey var. Kim yaptı ben anlamadım. Büyükşehir Belediyesi süreci bizim sayemizde. 10 saniye alacağım. Peki. Bu kome yaptı. Şimdi, kome. Binali Bey lütfen. 3 daha etti 13. Evet, evet. Şimdi İki de benden 15. 15. Tamam. Peki. Binali Bey 16. Bankör. Fakat burada bir moderatör var onu unutmayın. Sorun yok. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Biz bütün aktörleriyle beraber çalışacağız. Hı. Bak az önce ulaşım indirimleri söyledim. Örneğin. Hı. Ulaşım indirimleri Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Hı. Hiçbirisi bizim halk otobüslerine veya şirketlere yük edilmeyecek, mal edilmeyecek. Bakın biz taksicinin, minibüsçünün özellikle köprüleri ücretsiz kullanımı noktasında girişimlerde bulunacağız. Aynı zamanda biz mesela şehir içinde kalan gişelerin şehir dışına aktarılması noktasında fizibilite çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mutlaka konuşacağız. Hı hı. Sayın Yıldırım tabii ulaşımda Türkiye'yi hallettim dedi. Benim işim dedi. Saygıyla karşılıyorum. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı'na ve birçok uzmanlara haksızlık yaptı diye düşünüyorum. Yani benim derken, tekil kullanırken. Neyse ama İstanbul'u halledemediler. İstanbul'u niye halledemediler biliyor musun? İstanbul dünyanın en sıkışık ikinci kenti. İstanbul durakta bekleme süresi 20 dakika olan bir ortalama bekleme süresi 20 dakikayı aşıyor ve 1 saate aşkın derecede olan yerler var. İstanbul'un ulaşımda günde geçirdiği vakit ne biliyor musunuz? 91 dakika. Biz bunun yılını falan hesapladık. Neredeyse bir insan ömrü gibi. Dolayısıyla İstanbul'u çözemediler. İstanbul'u bütünleşik ulaşım ağıyla biz çözeceğiz. İstanbul'da metrodan bahsediyorlar. Örnek vereyim. Evet ben Marmaray'dan geçtim. Çok teşekkür ediyorum. O nedir ediyorum. O tuttuğunuz? Hemen göstereceğim. Çok teşekkür ediyorum. Marmaray'dan geçtim. 70'lerde fizibilitesi başlayan, 90'larda bu sürecin mali ve finansman ve ihalesinin yapıldığı Marmaray'a ve banliyö hattına teşekkür ederiz. Kendilerinin döneminde de bitirildi. İki teşekkür daha, ederiz. 2 saniye süre, daha ver ihaleyi de ben. Bir 10 saniye tamam. eder bu. Tamam, bu 10 saniye bu kadar hak verdim 15 saniye eder. Tamam peki. Şimdi bakın.
2004'te 45 kilometre ile aldıkları metro hatları 170 kilometreye erişebildi. 170 kilometrenin anlamı ne biliyor musun? Senede sadece 8.3 kilometre yapabildiler. Beylikdüzü metrosu hala duruyor. 2004'ten beri ben siyasette değildim. Her seçimde vaat edilmiştir. 2004. Ben orada yaşıyorum. Sadece Beylik siyasetten bahsediyorum. Nostaljik tramvayında sonra. Vallahi güzel. Sayın Yıldırım sözünüzü rekor tamamlayın. Kırdı. Sözünüzü tamamlayın. Tamam, süreyi tanımlayın. Buyurun. 10 saniye yetmez. 15 saniye. 10 saniye yetmez. Deniz ulaşımı. Peki. 20 saniye. Ya %10'lardan %3'lere düştü. Deniz ulaşımı konusu bizim önemli konumuz. Bu şehirde 500 kilometre bisiklet hattını biz o yaşam vadilerinden, yeşil kulvardan, füniküler hatlarından, bakın bu yüksek tepeleri olan bu kentin özellikle sahili erişimi noktasında yaşam vadilerini füniküler hatlarıyla destekleyecek. Peki. TEM'de kuracağımız megabüsle metrobüs hattının yükünü hafifletecek. Metrobüs hattında da yerli ve temiz enerjili Peki. ulaşım firmalarıyla çalışacağımızı duyurmak istedim. Son efendim söylemek isteyip de söyleyemediğiniz kalmasın diye her ikinize üçer dakika bırakmak istiyorum. Şimdi dönün işte bütün sizden başlayacağım. Çünkü yaşından dolayı söz büyüğündür. Yok siz, sıra sizde buyurun. Nasıl arzu tamam ediyorsan sıra sizin ama siz veriyorsunuz. Nezaketi biz size teşekkür ederiz. Ama bir şey söyleyeyim işte gerçekten görmek istediğimiz özlediğimiz tablolar evet, bunlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum herkese. Evet. Ekrem Bey evet. Buyurun söz sizin 3 dakika var ve Türkiye sizi izliyor. Şimdi şunu söyleyeyim ben öncelikle buradan çıkışta eğer tabii kendileri de uygun görürlerse ben tabii bilmiyordum sonradan geldi. Muhterem hanımefendiyle geldiğini söylediniz. Evet ben Sayın gördüm Başkan. Efendim. Sema hocamızın. Ben de işimle yani. Buradayım. Onu da çıkışta, gördüm Dilek Hanım. İki hanımefendinin yanımızda olduğu bir fotoğrafı vermek isterim. Buyursunlar bu canlı yayında verelim. Nezaketi. Arkadaşlar. Yani stüdyo mu olur, Binali kapı mı olur bilemem. Çünkü sözümü kesiyorsunuz İsmail Bey. Vereceğim efendim bu önemli. eşinizin Dilek Hanım'la ilgili, Dilek Hanım'ın eşinizle ilgili annem gibi görüyorum dedi. Arzu ederseniz, hani ben isterim ama siz sözünüzü tamamlayın. Programımızı tamamlayalım. Tamam, sonra. Tabii burada bir fotoğraf verelim. Dışarıda olmasınız. Evet. Niye biliyor musunuz? Bu şehrin kucaklaşmaya ihtiyacı Bravo. Var. Bu şehrin buluşmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin de kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bakın şehirlerde hak, hukuk, adalet, vicdan, ahlak, erdem, bütün bu kavramlar şehirlerden başlar. Hı-hı. Bırakalım. İftiraları, bir takım uygulamaları vesaire adayların dışında üretilen sahalardaki bir takım dilleri bir kenara bırakın. Ben kimseyle ilgili konuşmadım. Allah'ıma şükür 6 aydır söz verdiğim gibi temiz dille bu süreci bitiriyorum. Geçenlerde duyuyorum. Efendim neymiş? Belediyenin sosyal tesislerinde alkol olacakmış. Ya ben 9 tane sosyal tesis açtım Beylikdüzü'nde. Birinde alkol var mı Allah aşkına ya? Bizim dönemimizde açıldı 5 yılda. Yani İstanbul'da benim tek derdim bu olabilir. Alkol meselesi. Sosyal tesislerde ben insanlarına hizmet eden bir ama bunlar dedikodu. Bunlar bitsin istiyorum. Neymiş efendim kadını erkeği aynı yerde havuza. Ya kardeşim benim 2 tane havuz açtım. Saatleri ayrı günleri ayrı. Bunu niye anlatıyorum? Bu şehir akılla, bilimle ve insanların uzlaşmasıyla bir arada barış içinde, özgürlük içinde eşit paylaşarak bakın şeffaflığı hakim kılarak saydamlığı, insanların katılımcılığını sürecin içine katarak muazzam bir kent var edeceğiz. Ve biz buna hazırız. Ekibimiz müthiş bir ekip. Benim en büyük ekibim 16 milyon İstanbul. Akademisyeninden çocuğuna, gencinden iş insanına. Şu nüfusta da anlaşamadık yalnız ha. İstanbul 15 milyon. Buyurun. Onu 20, da açıklarım size programdan sonra. Bir 10-15 saniyem tamam, oldu tamam, gene burada. Tamam tamam buyurun istemeyin. Efendim bu arada talimat verirseniz yardımcılarınıza hanımefendiler gelsinler. Olur gelebilir. Serdar hanımefendiler gelsin. Lütfen. Canlı yayında Türkiye görsün. Oğlum alınır oğlum Hemen da gelsin. Hemen arkadaşlar hızlıca. Tamam. Ben de kızım alınır o da gelsin. Tamam kızınız gelsin, da gelsin. Güzel. Sizin de oğlunuz vardı gördüm. Tabii tabii o da gelsin. Gelsin. Aile fotoğrafı canlı yayında. Kesinlikle aynı okulda yani okuyor şu anda. Teknik Üniversite. Evet orada okuyor. Mühendis olacak. Evet. İyi ki babasının mesleğini seçmemiş. Tabii hepsi güzel evet. meslekler. Hepsi güzel meslekler. Muazzam. Ya mühendislik biz, ayrı tabii. Yani. Biz 31 evet. Mart'taki sürecin hak hukukla, adaletle buluşması için mücadelemizi veriyoruz. Ve adil bir kent var etme konusunda çaba gösteriyoruz. Peki. 23 Haziran'da herkesin oy kullanmasını özellikle istirham ediyorum. Herkes sandığa gitsin.
Herkes demokrasi bayramını bizimle yaşasın. 23 Haziran'dan bir gün sonra görecekler İstanbul daha derin nefes aldıkları bir güne Peki. uyanacak. Ben her şey çok güzel olacak diyorum. İstanbul çok güzel olmaya hazırlık yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Binali Bey sizin sonuç dakikanız efendim. Türkiye sizi izliyor. Buyurun. Evet teşekkür ediyorum. Şimdi son 3 dakikada evet. şunu söylemek isterim. İstanbul müjdelenmiş bir şehirdir. İstanbul'un 15 milyon 67 bin nüfusu vardır. İstanbul'un ilk defa geçen yıl 60 bin nüfusu eksildi. Bu şunu gösteriyor. Anadolu'da biz altyapıyı çok güzel yaptığımız için bir kısım vatandaşlarımız kendi memleketlerine dönüyorlar. Hatta dönmek isteyenlere belediye destek de veriyor biliyorsunuz. Hı hı. Şehrin gelecek planlaması doğrudur. Bu yapılıyor. Güncellenecek. Benim İstanbullulara söyleyeceğim şudur. 16 yıl ülkeme dolu dolu hizmet yaptım. Ulaştırma Bakanı olarak, Başbakan olarak, Meclis Başkanı olarak. Bu şehir beni 11 yaşındaki Binali'den Binali Yıldırım yaptı. Milletvekili yaptı ve bu makamların hepsini gördüm. Şimdi bu beni Binali Yıldırım yapan 50 yıllık yaşadığım bu şehre çok güzel hizmetler yapmaya hazırım. Daha önce yaptıklarımı yeni yapacaklarımla taşlandıracağım. Marmaray'ın üzerine, Avrasya Tüneli'nin üzerine, hızlı trenin üzerine, 3. köprünün, Osman Gazi'nin, havaalanının, Kuzey Marmara otoyolunun üzerine İstanbul'un ulaşımını 5 yıl içerisinde çözeceğim. Eziyeti ortadan kaldırıp seyahati keyfe dönüştüreceğim. İnsanların evlerine gidip çocuklarına daha fazla zaman ayırması için seyahat sürelerini kısaltacağım. Esasen eğer 3. köprü Avrasya Marmara olmasaydı bugün İstanbul'da trafik felç olmuştu. Adım bile atılamazdı. İstatistikler gösteriyor. Avrasya 50 bin yük aldı. Efendim Yavuz Sultan Selim 120 bin yük aldı. Marmaray her gün 300 bin yük alıyor. Şimdi banyo hattı o şekilde. Deniz niye azaldı? Eskiden sadece deniz geçişi vardı. Alternatif yoktu. Onun üzerine biliyorsunuz önce 1. köprü, sonra 2. köprü, sonra 3. köprü, sonra Avrasya Marmara yapılınca haliyle alternatifler Peki. artmış oldu. Bu şekilde deniz taşımacılığını da biz bedava yapıyoruz. Yani Peki. aktarmada deniz taşımacılığı bedava olduğu için bu biraz daha açılacak. 7 tane hat kuracağız. Teşekkür Son sözüm vatandaşlarıma İstanbul'da herkes ben de aynı şeyi söylüyorum. Sandığa gitsinler Peki. ve sözlerini 23 Haziran'da söylesinler diyorum. Peki. Ben de Ekrem Bey'i çaya davet ediyorum. Tamam. Buyursun Biliyorum. Beraber Efendim, çay. Bu arada engelli öğretmen atamaları Tabii. çok hani talep geldi. Onu da size duyurmuş olayım. Bu arada geçen sene 12 onların 2500 tanesini atamıştık. Evet. Bu sene içinde de zannediyorum Ankara bir planlama yapılıyor. Efendim, 900 tane var zaten. Peki fazla yok. Birer soru sormak istiyorum. Buyurun. Kısa birer Buyurun. Kelimelik. Moderasyonumu nasıl beğendiniz? Nasıl buldunuz Binali Bey? Yani ben bir anormallik görmedim. Gayet iyi Memnun olduğunu musunuz? Söylüyorum. Adil miydim? Olabildiğince. Sizce? Tüm özgün ve özgür irademle teşekkür ederiz İsmail Bey. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sizin de bu kadar böyle teşekkür etmenizi beklerim efendim. Öyle mi? Herhangi bir hatam gördünüz mü? Gördüyseniz söyleyin, öğrenelim. Yok ben öyle bir şey söyledim mi? Söylemediniz. Peki. Ben de efendim, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Rakibinizi nasıl buldunuz? Rakibim gayet benim gibi Allah'ın yalattığı bir kul. Siz onu nasıl buldunuz rakibinizi? Her şey için teşekkür ederiz. Kusurlar olmuş olabilir. Herhalde en güzel söz olmuş ise affola. Peki. Hem seyircilerimizden hem milletimizden hem saygıdeğer Sayın Yıldırım'dan. Evet biz de memleket için İstanbul için teşekkür görüşlerimizi, ederiz. Düşüncelerimizi
anlatmanın gayret içerisinde olduk. Anlattıklarımız hiçbir zaman kişisel bir mesele değildir. Bence güzel daha bir tablo İstanbul oldu. İçin, daha güzel İstanbul şartları için çalışacağız, çabalayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Her iki hanımefendi de canlı yayından sonra gelmek ve fotoğraf vermek istemişler. Efendim çok teşekkür ederim. Bu Babalar Günü'nde bu zatihalinizin bana hediyesi. Ömrüm boyunca saklayacağım. Bu da zatihalinizin bana hediyesi. Ben her ikinizin de bu arada Babalar Günü bir kere daha tebrik ediyorum. Evet sevgili Türkiye'm. 23 Haziran'da bir kere daha sandık başına gideceğiz İstanbullu seçmenler olarak. İşte bence özlenen güzel bir tabloydu. Ben dilimin döndüğü kadar ama mutlak manada tarafsızlık içerisinde sizlere aracı olmaya çalıştım. Halkımızın beklediği soruları sizlere aktarmaya çalıştım. Hem Ekrem İmamoğlu'na Millet İttifakı'nın İstanbul adayı hem de Binali Yıldırım'a Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayına çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar. Önümüzdeki pazar sandık başındayız.